İyi akşamlar. Buyurun. Doğu ve Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz Bölgesi Yüzey Araştırmaları Webinarının cumartesi oturumlarının son oturumundayız. Üç tane hocamız var: İrfan Yıldız, Aytaç Coşkun ve Tahsin Korkut. Öncelikle İrfan Yıldız hocayı alıyoruz. Diyarbakır ili ve ilçelerinde mimari ve sanat eserleri üzerine yaptığı yüzey araştırması sunmak üzere. Çok teşekkürler hocam, şimdiden buyurun. Evet, teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Slaydımız ekrana yansıdı mı acaba? Henüz yansımadı. Şimdi yansıdı hocam. Yansıdı mı? Evet, yansıdı. Diyarbakır ili ve ilçelerinde 10 yılı geride bıraktık. 10 yıldır yüzey araştırması yapıyorduk. Bu yıl pandemiden dolayı yapmadık. Çünkü kazıda zaten pandemiyle bir yoğun şekilde mücadele ediyorduk. Dolayısıyla onu doldurduk ve süreyi de artık dolduruyoruz. Son bir yılımız kaldı. Bakalım, inşallah bakanlığımız bize ekstra bir yıl daha verir. En azından merkez ilçeler dışındaki diğer ilçeleri bitireceğiz. Tabii Diyarbakır biraz zorlu bir coğrafyaya sahip. Dağlık bir. Özellikle Hani, Lice, Kul, Hazro gibi ilçeler, dağlık ilçeler. Diyarbakır'da çalışmak biraz zor oluyor. Ve tabii aynı zamanda büyük bir avantajı var. Çok çalışılmamış bir yer. Şöyle baktığımız zaman Kulp, Lice, Hani, Dicle, Eğil, Ergani, Çelmik, Çüngüş, Kocaköy, Hazro, Silvan, Bismil ve Çınar ilçelerini çalışma programına almıştık. Merkez ilçeler şimdilik dışarıda duruyordu. İkinci programda onları ele alacaktık. Hemen hemen Kulp ve Lice ilçeleri dışında diğer ilçelerimizi bitirdik. Diğer ilçelerde sadece o dönemlerde bazı köylerde güvenlik sıkıntısı vardı. Ondan dolayı gidemedik. Kulp benim tabii kendi ilçem. Bir kısmını yaptım. Bir kısmı duruyor. Lice'ye 2019 yılında kısmen bir başladık. Önümüzdeki sezon inşallah bu yıl 2021 sezonunda Lice'yi de çalışacağız. Ondan sonra ilçelerimizi bitireceğiz. Aslında araştırma ekibinde çok katılan arkadaşlarımız oldu. Hepsine teşekkür ediyoruz. Ama bu 10 yıllık sürede devamlılığı sağlayan, çoğunlukla katılan birkaç arkadaşın ismini verdim burada. Doçent Doktor Zekai Erdal, araştırma görevlisi Cem Alçı, uzman Erkan Koç, uzman Dursun Yıldız ve uzman Mustafa Hakan Çimen'e teşekkür ediyorum. Çok katkıları oldu. Evet, özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığımız her zaman olduğu gibi yanımızdalar. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü olmak üzere kendilerine teşekkür ediyorum. Genel Müdürümüz Gökhan Yazgan Bey Diyarbakır'ı çok iyi biliyor. Diyarbakır'ı çok önemseyen bir genel müdürümüz. Çok destek veriyor. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Kazılar Dairesi eski başkanımız Melik Ayaz Bey'e, yeni başkan Umut Görgülü Bey'e teşekkür ediyorum. Araştırmamıza bayağı katkıları oluyor. Araştırmamızı Dicle Üniversitesi Rektörlüğü destekliyor. Bilimsel araştırma projeleri, malzeme konusunda destek veriyorlar. Bazı ilçe kaymakamlarımız araç konusunda destek verdiler.
Genelde okulların tatil olduğu dönemlerde biz araştırma yapıyoruz ve okul pansiyonlarında kalıyoruz. Özellikle o dönemin kaymakamlarında bazı kaymakam arkadaşlar hiç şey yapmadılar ama bazıları özellikle en azından önemsediler, destek verdiler. O dönemin Hani Kaymakamı İsmail Şanlı Bey'e teşekkür ediyorum. Silvan Kaymakamı Adem Çelik Bey, Kocaköy Kaymakamı Mehmet Çağrı Özpolat, Eğil Kaymakamı Kemal Atasoy ve Çınar Kaymakamı Serdar Köse Bey'e özellikle teşekkür ediyorum. Tabii araştırmanın Hazro ilçesinde Türk Tarih Kurumu 5000 liralık bir destekte bulunmuştu. Onlara da teşekkür ediyorum. Ama araştırmamın bütçesinin büyük bir kısmını ben kendim karşılıyorum. Yıllık ortalama her araştırma için bir 10 bin lira ayırıyoruz. Evet, Diyarbakır çok güzel bir kent, kadim bir kent, medeniyetlerin beşiği olan bir kent ve her dönem kesintisiz yerleşme sahne olan bir kent. Diyarbakır'dan birkaç örnek göstereceğim. Şehir merkezinde, ondan sonra ilçelerimize geçeceğiz. Ulu camimizi görüyoruz. En eski camilerden biri olan kazı yaptığım Amida Ayık İşkale görünüyor. Yine Diyarbakır surları şu anda Sayın Valimiz yoğun bir onarım çalışmalarını başlattı. Kendilerine teşekkür ediyorum. Kulp tabii benim kendi ilçem. Her ne kadar araştırmada en sona bıraktımsa da en az da anlatma en öne alayım dedim. Muş bölgesine çok yakın bir ilçe. Kulp ilçe merkezinden görüntüler. Kefrun Kalesi dediğimiz eski ilçe merkezinin olduğu yer ilçenin güneydoğu tarafına düşüyor. Çok enteresandır. Diyarbakır'da sur duvarları tuğladan yapılan tek kaledir. Yukarı kısımda yöneticilerin kaldığı kısım, asıl kale kısmı aşağı kısmında, dış kale dediğim şu orada bir bağların olduğu kısımda bir ev halen duruyor. Halkın yaşadığı dış kale. Kaleye çıkışı sağlayan merdivenler, sarnışlar, tabii kale tahribatlara uğramış. Ağaçlı veya Cıksı Kalesi ikinci kaledir. Ağaçlı hemen her dönemde bir nahiye merkezi olarak görünüyor. Yine Evliya Çelebi özellikle kılıçlarının çok meşhur olduğunu söylüyor. Eski Kulp Diyarbakır yolu üzerinde bulunan, Atatürk'ün de 1915'te Muş cephesine giderken kullandığı yol üzerinde bulunan taş köprü Ilısu Barajı'nın altında kalacak. Son Osmanlı döneminde inşa edilen köprü, iki gözlü. Teli Ağa Köşkü, Kulp ilçesindeki bir başka eser. Maalesef onarımda bazı özelliklerini kaybetmiş, bilinçsiz bir onarım olmuş. Evet, özellikle Kulp'un Muş tarafında Ermenilerin yoğun yaşadığı köylerde, o dönemde Ermenilerin yaşadığı köylerde birçok kilise var. Akçeser Köyü Kilisesi bunlardan biridir. Geneli tek nefli köy kiliseleri konumundadır ve yöre taşından inşa edilmiştir. Kayacık Guznak Mezrası Kilisesi günümüzde camiye bir bölüm daha eklenerek camiye çevrilmiş. Simetak Köyü Kilisesi Kulp'taki kiliseler içerisinde işçilik bakımında en güzel işçiliğe sahip olan kilise, kitabesi de mevcuttur. İş mekanından görüntüler. Ben çok detaylara girmeyeceğim. Daha çok slaytlar üzerinde anlatacağım görselleri görmeniz açısından. Yine Sivit Mezrası Kilisesi aynı bölgede. Bunlar hep Kutmuş arasında kalan bölgedeki kiliseler. Salkımlı Köyü Kilisesi. Tepeci Kope Köyü Kilisesi. Bu bir yaylada. Simetak Kilisesi'ne yakın. Burada gittiğim zaman çok enteresan bir şeyle karşılaşmıştım. Yaklaşık kültür varlığı kaçakçıları diyoruz ya, yaklaşık bir 12 metrelik bir kuyu kazmışlardı kilisenin hemen yanında. Hayret ettim yani, nasıl becerebildiler. İnkaya Köyü Sarnıcı yine baraj altında kalacak, beşik tonoz örtülü. Hüseyin Ağa Köprüsü Kulp-Muş arasındaki bağlantıyı sağlıyor. Dönemin Şirvan Bey'i var, Salih Bey. 1885'lerde Diyarbakır Valisi tarafından Muş'a götürülüyor. O bu köprüyü kullanarak geçiyor. Bu coğrafya çok sarp bir coğrafya. Muş'a yetişene kadar birçok at telef ettik diyordu.
Kefrun, biraz önce gösterdiğimiz Kefrun Kalesi'nin çeşmesi. Yörede tabii değirmenler yok oluyor. Az da olsa değirmenlerden örnekler de alıyoruz. Duderya Konuklu Köyü değirmeni. Duderya'da tabii Şeyh Ömer Türbesi, yine Şeyh Muhammed Türbesi var. 19. yüzyılın sonları, 1896-97'de Şeyh Ömer Türbesi inşa edilmiş. Şeyh Muhammed Türbesi 20. yüzyılın başlarındadır. Şeyh Ebu Bekir Türbesi 1750 tarihlidir. Burada bir şehir yerleşimi var. Onun hemen yanında mezarlık ve bu türbe. İnkaya Köyü çok eski bir köy. Genelde kaya mezarları falan orta çağda kullanılan, Bizans dönemi var, daha öncesi var ama orta çağda kullanılanları da daha farklı fonksiyonlarla orta çağda da kullanmış. Onları da kısmen aldık. Karabulak Köyü mezarlığı, İnkaya Köyü mezarlığı, birçok mezarlık bulunuyor İslami döneme ait. Genelde standart baş ve ayak taşlarında oluşuyor. Özerlerinde kama, kılıç, kalkan, tüfek resimlerini bulunuyor. Silvan ilçesi, Silvan tabi Diyarbakır'ın en önemli ilçelerinden biri. Sultanların gömülü olduğu bir ilçe, birçok sultan burada gömülü. Bunlardan biri de 1. Kılıç Arslan, son zamanlarda üniversitemiz tarafından mezar kazısı, türbesinin kazısı devam ediyor. Boşat Boyunlu Kalesi önemli kalelerden biridir. Kulp, Silvan hattında hemen kalenin kayalığında, kalenin altındaki kayalığında Sasani Kralı 1. Ardeşir'e ait at üstündeki figürü bulunuyor. Kale tabii günümüzde büyük oranda tahrip olmuş. Yine başka Altınkum Kalesi, Silvan'ın Altınkum köyündedir. O bölgeyi kontrol eden kalelerden biridir. Helda Kalesi, yine Helda köyünde. Selahattin Eyyubi Camii, meşhur bizim Silvan Ulu Camii dediğimiz cami. Tabii birçok kaynağımızda Artuklu dönemi camisi olarak geçiyor ama dönemin tarihçisi İbnül Ezrak'ın verdiği bilgilere göre Artuklular tarafında onarılmış Artuklu dönemi öncesi aslında bir cami. Muhtemelen Silvan'ı başkent olarak kullanan Mervanilere veya Hamdani dönemine ait bir camidir. 1152 yılında cami kubbesi yıkılınca 1157 yılında Artuklular tarafından caminin kubbesi yenileniyor ve onarım yapılıyor. 1183 yılında Selahattin Eyyubi Diyarbakır'ı fethedince Eyyubiler tabii bu camide onarımlar yapıyorlar. Ondan dolayı da yapı Selahattin Eyyubi Camii olarak adlandırılmış. Yapının iç mekanında ve üzerinde kitabe olan Eyyubi dönemine ait mihraptan 3 mihrabı var yapının. Karabeylül Camii 1517 yılında Osmanlılara bağlı olan Meyafarkin beyleri tarafından inşa edilmiş, Karabehlül Bey tarafından 1517 yılında inşa edilmiş kare planlı tek kubbeli bir yapıdır. Onbaşlar Bakuz Köyü Kilise Camii, daha önce kilise olarak kullanılmış, günümüzde camiye çevrilmiştir. Evet, Eyyubi dönemine ait önemli minarelerden biri, aynı zamanda Anadolu'daki kare gövdeli minarelerin Eyyubiler, bir kısmının Eyyubiler tarafından yapıldığının göstergesi olan bir minare. Eyyubilere ait üç hükümdarın ismi üzerinde bulunuyor. Tabii camisi de var ama cami günümüzde yıkılmış. Hasuni yerleşimi dahil çağlardan başlıyor. Orta çağda da kullanılıyor. Yine Silvan'ın önemli yerleşim yerlerinden biri, tamamıyla kaya yerleşimi. Hasuni yerleşimindeki kilise, yine manastır, kaya manastırı. Bahçe köyünde bir kaya mezarı tespit etmiştik. Üzerinde mezar kitabesi olan Süryanilere ait tek mezardır. Hemen Bahçe köyü Hasuni mağaralarının bitişindeki bir köydür. Boşat köyünde yine Şehziyettin türbesi var. Üzerindeki kitabeye göre 13. yüzyılda inşa edilmiş. Kepo Han'ın meşhur hanlardandır. Diyarbakır Bitlis kervan yolu üzerinde yer alıyor. Kafkas bölgesine devam eden kervan yolu üzerinde yer alan hanlardan biri, günümüzde kısmen
tarih olmuş. Evet, Malabadi Köprüsü, meşhur köprümüz, Artukların köprü mimarisindeki en başarılı örneği, dünya yine köprü mimarisindeki en gözde eserlerden biri. Aslında burada daha önce Mervani Devleti'nin kurucusu Bat bin Dostik tarafından yapılan bir köprü var. Ondan dolayı yapılan Malabadi Köprüsü adı verilmiş. Ama Artuklu döneminde 1147 yılında köprü yıkılınca 1147-1154 yılları arasında Hüsamettin Karataş ve Necmettin Alpi tarafından en son Necmettin Alpi bitiriyor. Malabadi Köprüsü inşa ediliyor. Kemer açıklığı bakımında özellikle önem arz ediyor. Yine Diyarbakır-Silvan kervan yolu üzerinde yer alıyor. Navdeş Sarnıcı olarak adlandırılan bir sarnıç, yapılan kaçak kazı sonucunda ortaya çıkartılmış. Roma dönemine ait bir sarnıçtır. Muhtemelen o dönemde Silvan ilçesine su sağlayan bir sarnıç, ilçeye hakim bir tepede yer alıyor. Yine yer yer değirmenleri de belgeliyoruz. Onbaşılar Bakuzi köyündeki değirmen. Darıseven diye bir köy var Silvan'a bağlı. Orada enteresan bir tünel vardı. Onu belgeledik. Yine kaya mezarı, yer yer mezar taşları var. Tabii çok Diyarbakır ili ve ilçelerinde yoğun bir çalışma yaptık. Yani 393 eser çalışmışız şimdiye kadar. 27 eski yerleşim yeri, 205 adet mezar taşı. Ben bunların bir kısmını aldım, bir kısmını almadım sunuma. Çünkü ona rağmen sunum bayağı bir uzun bir sunum. Kısaltmaya çalışacağım hızlı bir şekilde. Eylül ilçesi yine Diyarbakır'ın gözde ilçelerinden biri, en önemli turizm merkezlerinden biri. Tacihan Ulu Camii olarak bildiğimiz yapı, yine Artuklu dönemi camisi olarak genelde kaynaklarda geçer. Ama ben kendim de Eylül'deki mimari eserler adlı kitabımda, Eylül'ün kültürel mirası adlı kitabımda Artuklu eseri olarak almıştım. Ama yapı bir Nisanoğlu eseri. Nisanoğulları Diyarbakır merkezli kurulan bir devlettir. Nisanoğullarında Üzüdevler Nars bin Nisan tarafından yapılmış son dönemdeki temizlik çalışmalarda o döneme ait kitabe de geldi. Diyarbakır merkezdeki Hazreti Ömer Camii ile benzeşiyor plan olarak. Mihrap önü kısmı kubbeli, iki yan taraflar beşik tonozlu. Balaban Köyü Camii, bunlar köylerde o imkanlar doğrultusunda yapılan cami, iki sahanlı bir düzenleme gösteriyor. Eyübiye Camii Eylül merkezde. Eylül'ün Şerbetin Köyü var. Özellikle Diyarbakır'dan Harput'a devam eden ve oradan Karadeniz'e devam eden kervan yolu üzerinde bir köy olduğu için Diyarbakır'dan çıkışta ikinci konaklama yeridir. Dönemin Eyl beyleri, Osmanlılara bağlı bunlar Kürt beyleridir. Eyl beylerinde Kasım Bey ve Murat Bey'e ait kümbetler. Nebi Harun Tepesi dediğimiz bir tepe var. Peygamberlerin türbelerinin taşındığı tepe. Yine Nisa üzerindeki kitabeye göre 557-1162 yıllarında Nisanoğulları tarafından inşa edilen dikdörtgen planlı bir türbe. Evet, Peygamberler Türbesi. Hem Hazreti Elyas'a, Kur'an'da ismi geçen Hazreti Elyas'a ve Hazreti Zülküf'ün gömülü olduğu bir ilçedir Eyl. Asurlar döneminde bugünkü Kudüs'e düzenlenen seferde oradaki Yahudiler getirilip Eyl'e yerleştiriliyor. Bu iki peygamber de o dönemden getirilen Yahudilerle beraber bu bölgeye geliyor. Türbeleri baraj suları altında kalacağından dolayı bugünkü yere taşınmış. Önceleri solda gördüğümüz şekildeydi. 2011'den sonra yapılan onarımda da sağ tarafta, sağ üstte gördüğümüz şekilde onarıldı. Evet, Eyl özellikle kral mezarları, Asurlar dönemine ait kral mezarları bakımında ilgi çekiciyor. Çok enteresan kral mezarları var. İç kısımları bizim normal gördüğümüz kaya mezarları gibi, onlardan farklı olarak birden fazla mekan bulunmaktadır. Ama dıştaki formları da türbeleri de çağrıştırıyorlar. Şerbetin köyündeki han, biraz önce söylemiştim türbelerin olduğu yer, Diyarbakır'dan sonra ikinci
menzildir. 1561-62 yılında inşa edilmiş. Yine aynı güzergahta yer alan daha küçük bir han, Konak Köyü, Kaya Hanı. Şahvelyan köyünde bulunan Şahvelyan Köyü Kilisesi. Bunlar Ermeni cemaatine ait kiliseler, genelde tek nefli. Eğil merkezde, Eğil Kalesi'nde bulunan Kaya Kilisesi. Aslında Eğil'i olan, daha sonra Efes metropolliği yaptığı için Efes'i Yuhanna olarak tanınan Mor Yuhanna'nın manastırının bir parçası olan kilise. Ama kilise özellikle bünyesinde barındırdığı haş formlarıyla çok dikkat çekiyor. Hristiyan ikonografisinde görebileceğimiz bütün haç motiflerini burada görebilirsiniz. Haç formlarını görebilirsiniz. Adeta bir haç müzesi konumundadır. Evet, meşhur Eğil Kalemiz, Asurlar, Asur hükümdarlarına ait figür üzerinde bulunduğundan dolayı biz Asur dönemine tarihlendiriyoruz ama muhtemelen Asur'dan önceki dönemlerde de burada bir kale vardı ve kullanılıyordu. 3. Salman Asar'ın figürü bulunuyor. Yine Şeref Han'ın yazarı, Şeref Han'ın yaptığı minyatür, Eğil Kalesi minyatürü 2 adet. Eğil Kalesi'nden görüntüler, aşağıda dış kalenin surlarını görüyoruz. Üstte iç kale. Eğil Kalesi'nde tabii kaya düşmesi sonucu bir tünel açılmıştı. Diğeri de yarıya kadar açıktı. Şu anda 4 tünel bulunuyor. Eğil Belediyesi tarafından tünel temizlik çalışmaları yapıldı. Bir kısmı açıldı. Karatül Yemaniye ve Amini Kalesi dediğimiz kale Eğil'in kuzey taraflarına düşüyor. İslam orduları 639 yılında Diyarbakır bölgesini fethedince en büyük kayıplarını bu kalede vermişler. Kale çok sağlam bir kale ve sadece kuzey tarafından çıkılıyor. Orada birçok sahabe mezarı vardı. Eğil Kalesi, Yemaniye Kalesi surlarından ayrıntılar. Cebabir Kalesi yine Eğil ile Diyarbakır arasında yer alan bir kale. Selman köyünde bulunuyor. Mervanilerin önemli kalelerindedir. Ama Roma döneminden beri kullanıldığını biliyoruz. Aynı kaleden görüntüler. Bir diğer ilçemiz Çüngüş ilçesi. Çok küçük bir ilçemiz. Surp Garabet Kilisesi olarak adlandırdığımız kilise 15. yüzyılda yapılmış Katolik mezhebine ait kilise. Yine Meryem Ana Manastırı ilçenin girişinde muhtemelen 5. 6. yüzyıllara ait bir kilise. Tabii bu manastırın kilisesi günümüze ulaşmış. Yapı bir manastır kompleksinden oluşuyor. Yine Adiş köyündeki bir kilise. Çünkü merkezde cami kebir olarak adlandırdığımız Ulu Cami 1722 yılına ait bir onarım kitabesi var. Küçük bir yapı. Ali Bey Camii 1681 yılında inşa edilmiş. 3 nefli bir planlama göstermektedir. Ali Bey Camii'nden görüntüleri sunmaya devam ediyoruz. Ulya Camii 1792 tarihinde inşa edilmiş. Tabii günümüzde bazı değişikliklere uğramıştır. Çünkü merkezde Ilıca Hamamı olarak adlandırdığımız bir hamam bulunuyor. Bizim klasik Türk hamam mimarisinde gördüğümüz plan şemasını gösteriyor. Yine Çüngüş merkezdeki eski köprü. Çüngüş'te çok sayıda, özellikle Çermik ve Çüngüş bölgesi suyun bol olduğu bölge olduğu için çok sayıda çeşme bulunuyor. Onlardan bir kısmını ben aldım. Yine Çüngüş merkez mezarlığında her ne kadar son dönemlere ait olursa da 19. yüzyılın sonlarına ait çoğu nitelikli mezar taşlarına rastlayabiliyoruz. Lice ilçesi 2019 yılında kısmen çalıştım. İnşallah bu yıl çalışmaya devam edeceğiz. Aslında bu günümüzdeki Lice ilçesi, asıl eski ilçe merkezi Atak veya Antak Kalesi dediğimiz yerde. Bu Antak Kalesi yine meşhur kalelerdendir. Roma döneminde, Mervani döneminde, Artuklu döneminde çok kaynaklarda çok ismi geçen kaledir. Kalenin hemen alt kısmında bulunan Atak Ulu Camii'ye ait sadece günümüzde minaresi kalmış. Kare gövdeli minare yine. Atak Kalesi'nden görüntüler.
Çeper Kalesi ve Han'a yine çalıştığımız başka bir eserdi. Diyarbakır'dan çıkıp Bingöl üzerinde Erzurum'a devam eden yol üzerinde yer alan bir kale. Yine Atak Kalesi'ne yakın bir yerde bulunan Lice Atak Akmanastır eserlerden biri. Lice, bugünkü Lice merkezinde bulunan ve dönemin Lice beylerinden olan, Osmanlılara bağlı Lice beylerinden olan Vakıf Ahmet tarafındaki bu Diyarbakır Ulu Camii'nin Şafiler kısmında inşa eden kişidir. 1540-41 yıllarında inşa edilen Lice Vakıf Ahmet Camii bu haldeydi. Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne teşekkür ediyoruz. Yaptığı onarımlarla bu yıl onarımı bitti. Aşağıda gördüğünüz şekliyle yapı ibadete açıldı. 1975 Lice depreminden sonra terk edilmişti. Bu bölge Lice'nin yerleştiği bölgeydi. Depremden sonra bugünkü yerine Lice 3. defa yer değiştirmiş. Bir Antak'tan buraya geliyor. Buradan da bugünkü yerine tekrar taşınıyor. Yine Lice'de Ashab-ı Keyf mağarası olarak adlandırdığımız bir mağara Dakyanus şehrine yakın bir yerde yer alıyor. Üzerinde Eyyubi dönemine ait, Melik Adil'e ait bir kitabe bulunmaktadır. Konumu itibariyle Kur'an'da anlatılan Ashab-ı Keyf mağarasına konumu uyan bir mağara. Aynı zamanda bu köyde Deir-i Erkam diye bir kilise de bulunmaktadır. Çeper Kalesi ve Han'ı ikinci baskı olmuş. Birden mağarası ne kadar bizim araştırma alanımıza girmese de özellikle önemli bir yer olduğu için izleyicilerimizin görmesi açısından onu da slide olarak aldım. Dicle'nin kaynağının çıktığı yerlerden biridir. Sağ alt köşede Asur Krallığı'na ait kabartmayı görüyoruz. Çınar ilçesi yine başka bir ilçemiz. Diyarbakır Mardin hattında yer alan ilçe. Bu ara herhalde zamanı dolduruyorum. Hocam evet biraz zamanı geçtik ama keyifle izliyoruz. Biraz hızlanırsanız. Biraz daha hızlanayım. Tamam. Zerzaman Kalesi şu anda Aytaç hocamızın kazı yaptığı kaledir. 2012 yılında orada araştırma yapmıştık. Şu anda popüler yerlerden biri. Devam ediyoruz. Zerzaman Kalesi sanıcı yine dikkat çeken eserlerdendir. Mirhıdır Kalesi Çınar'daki başka bir eserimiz. Güzelşehir Kasrı Çınar'ın Altınakar Köyü'nde bulunuyor. 1890'lardan inşa edilmiş. Şu anda Diyarbakır Valiliği tarafından onarımına başlandı. Kazısı yapılıyor, onarımı yapılıyor. Maalesef yani kasırla ilgili çalışmalar yapmış olmama rağmen ben bunu yayınlamadım ama bizim Dicle Üniversitesi'ndeki başka bir meslektaşımız en son düzenlenen, Nevşehir'de düzenlenen 24. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı ve Sanat Tarihi araştırmalarında bunu yayın olarak sundu. Yayın hakkı benden olmasına rağmen ben de tabii yayınlanmasını bekliyorum. Yayınlandıktan sonra gerekli işlemleri yapacağız. Şeyh Güzel Kasrı'nda detaylar, Altınakar Şeyh Kasım Türbesi, Meydan Köyü Şeyh Muhammed Camii, daha yarısına ancak geldim ama artık zamandan dolayı birkaç şey daha gösterip bitireceğim. Yine Meydan Köyü'nde Şeyh Ahmet Türbesi, Attebe Köyü Minaresi, cami yıkılmış Osmanlı dönemine ait bir eser. Aşağı Konak Köyü'nde Çemireş Kaya Oymaları dediğimiz mağaralar, Aşağı Konak Köyü'nde mağaralardan şeyler. Çok sayıda köprü bulunuyor bu hatta. Mardin tarafından ve Hasankeyf tarafından gelen kervan yolu bu hat üzerinde Taş Helva 1, 2, 3 köprüleri üzerinde Karacadağ üzerinden Urfa'ya devam etmişler veya oradan Viranşehir tarafına. Yani bugünkü bizim çevre yolu dediğimiz yol aslında o dönemde de geliştirilmiş. Bu hatta 3 tane arka arkaya köprü bulunuyor. Bunları biz tespit ettirmiştik. Karayolları hepsinin onarımını yaptı. Balıbaba Köyü Çeşmesi bölgede gördüğüm enteresan çeşmelerden biri. Yani kemer formu itibariyle Roma dönemi özelliğini gösteriyor. Dilaver Köprüsü Diyarbakır Viranşehir kervan yolu üzerinde yer alıyor. Diyarbakır Osmanlı Valisi Dilaver Paşa tarafından 1615 yılında inşa edilmiş. Yine bu bölgedeki değirmen. Çok sayıda kaya mezarı, eski yerleşimler var. Yani slide'ı almadım. Filizören Köyü'ndekiler,
dikkat çekiciydi. Onlardan birkaç tane aldım. Bismil ilçesi yeni bir ilçe. Şöyle yeni. Ya orta çağda çok yerleşim görmemiş ama daha öncesinde aslında Diyarbakır'da en çok köyün bulunduğu ilçedir. Bir köprü, köy köprüsü dediğimiz bir köprü var. Bu da Ilısu Barajı'nın altında kalıyor. Kavuşak köyünde Kasr-ı Şahin Mezrası Camii, yine Kasr-ı Şahin Mezrası'nın köşkü, bunlar hepsi 19. yüzyılın sonu, 20. yüzyılın başı Mesudiye Mezrası mağaraları dikkat çekicidir. Lice ilçesini de sunup ondan sonra bitireyim. İnşallah başka bir sunumda kalan diğer ilçeleri sunarız. Ben bayağı slide düşürdüm ama maalesef ancak bu kadar azaltabildik. Dicle ilçesi Diyarbakır'ın küçük ilçelerinden biridir. Cami-i Kebir, Ulu Cami olarak adlandırdığımız yapı. Yine Pekmezciler Köyü Cami. Derhan Kümbeti olarak adlandırdığımız kümbet. Bizim sanat tarihinde gördüğümüz içten dıştan sekizgen planlı türbelerden biridir. Pir Mansur ziyareti, ki Pir Mansur bu bölgeye gelen meşhur evliyalardan biridir ve o bölgenin çoğu bu ailenin bu sülalesinden geldiği belirtiliyor. Eğil, Dicle'ye hakim olan biri ziyareti, yine Deran Kümbeti'yle aynı mezarlıkta bulunuyor. Orada büyük bir Birdini Çanı, Diyarbakır Harput kervan yolu üzerindeki üçüncü konaklama yeri. Kral Kızı Barajı'nın altında kısmen kalıyor ama sular çekildiği zaman rahatlıkla girebiliyorsunuz. Yani bizim bölge, evet, bazı sıkıntılar var ama araziyi çok seviyorum. Ben 2000-2008 yılları arasında Profesör Doktor Ali Bora'nın başkanlığındaki Silt ili ve ilçeleri yüzey araştırmasına katıldım. Yaklaşık 1-10 yıldır da Diyarbakır'da yapıyorum. Sevince araziyi de sevince artık baraj, engeller tanımadan burada, hatta çizmeye giyerek girmiştik içine. Araştırmaya devam ediyoruz. Çamaşırhane olarak adlandırılan ilçe merkezindeki bir çeşme. Yine Kırkpıran Heredan Köyü Çeşmesi, Diyarbakır'ın meşhur köylerinden biridir. Birçok çeşme bulunuyor. Dicle ilçesinde de özellikle Elazığ tarafında olan köyleri, suyun bol olduğu köylerdir ve çok sayıda çeşmenin bulunduğu köydür. Dibini Köyü Çeşmesi yine bir. Evet, Ekrek Biçer Köyü Kaya Mezarları Diyarbakır bölgesinde gördüğüm işçilik bakımında işçiliği en düzgün olan kaya mezarlarındandır. Bunlar Urartu Kaya Mezarları ile benzeşiyorlar. Pekmezciler Köyü Mezarlığı, Deran Köyü Mezarlığı. Çok hızlı bir şekilde sona doğru gelmem lazım. En sonda araştırma. Ergan İçermik, çok hızlı hızlı bunları geçeceğim. Şunu bir göstermek istiyorum. Özellikle Reçap'tan şu yerleşim bölgesi çok dikkat. Eski Diyarbakır yerleşimi denilen Karakaya Barajı'nın altında kısmen kalan Çermik ilçemize bağlı bir yerleşim. Çok enteresan bir yerleşim yeri ve verinin çok olduğu bir yerleşim yeri. Burada bir şapel ve kilise kalıntısı da vardı. İyi bir kazı yapılırsa çok veri ele geçecek. Sinek kaya resimleri yine bizim araştırma alanına girmiyor. Sadece göstermek amacıyla buraya aldım. Bizim Çermik ilçesinde. Evet, birkaç slide yukarı çıkıp. Şimdiye kadar tabii sadece iki ilçeyle ilgili kitap yayınlayabildik. Özellikle kazının başlamasıyla beraber yayın çalışmalarımız biraz yavaşladı. Eğil'in Kültürel Mirası diye Eğil'deki tarih eserleri kitaplaştırdık. Yine Çüngüş'teki kültür varlıkları Pamukkale Üniversitesi'nde görev yapan doktor öğretim üyesi Erbil Cömertler Aktu
yüksek lisans tezinin bir kısmıydı. Onunla beraber yapalım dedik. Onun da emeklerinin boşa gitmemesi amacıyla Çüngüş'ü de kitaplaştırdık. Diyarbakır Merkez'le ilgili yaptığımız yayınlar. Evet, araştırma ekibimiz, teşekkür ediyoruz araştırma ekibimize, yöre halkına, güvenlik güçlerimize çok teşekkür ediyoruz. Çok cömert bir bölgede araştırma yapıyorum. Hep araziye çıktığımız zaman yanımıza bir şeyler ararız. Çünkü nerede kalacağımız, kaç saat kalacağımız belli olmuyor. Bazen 3, bazen 4 saat yürüdüğümüz günler oluyor. Ama köylüler sağ olsun hiçbir zaman o yanımıza aldığımız erzağı yememize izin vermiyorlardı. Sürekli ikramlarda bulunuyorlardı. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Yine bölge özellikle belli yıllarda çok sıkıntılı bir bölgeydi. Bu konuda çok şükür bir sıkıntı yaşamadık. Güvenlik güçlerimiz özellikle bizlere çok destek sunuyorlardı. Onlara da teşekkür ediyoruz. İlçe kaymakamlarının destekleri oluyordu. Kendilerine teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. İnşallah başka bir sunumda geriye kalan diğer ilçeleri de anlatırız. Hocam çok teşekkürler. Ben gerçekten çok büyük bir ilgiyle izledim. Sorularım da var. Şimdi Aytaç Hoca'ya geçiyoruz. Diyarbakır ili ve ilçeleri klasik dönem yüzey araştırması. Buyurun hocam. Evet, herkese iyi akşamlar diliyorum. Öncelikle bize bu fırsatı verdiği için Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, kamu kurumlarına ve Arkeoloji Haber'e teşekkürlerimi sunuyorum. Biz 2018 yılında ilk defa yüzey araştırmasına başladık. Kazılarımız 2014'te başladı fakat yüzey araştırmasını 2018'de başlatabildik. Tabii çok yeni bir çalışma. Hani daha çok yolun başındayız. İrfan Hocam uzun yıllardır çalışıyor. Orta Çağ sonrası. Biz de klasik dönemi aldık. Pers, Helenistik ve Roma dönemi. Çünkü Diyarbakır'ın çalışılmamış bir dönemiydi. Ve bu kapsamda da Diyarbakır'ın 17 ilçesinde de bir planlama yaptık. Aslında 10 yıllık bir planlama yaptık. Ve Diyarbakır ve 17 ilçesindeki hem Pers dönemi hem Part hem de Roma dönemi bir yüzey araştırması yapılması konusunda planlama yapıldı. Yani ilk yeni bir çalışma, çok yeni ve ilk çalışma. Daha önce Diyarbakır'da aslında birçok yüzey araştırmaları yapılmış, yapılmaya da devam ediyor. Ama klasik dönem biraz geride kalmış. Bu nedenle ilk olması açısından da önemli. Tabii biz ilk etapta 17 ilçede çalışma yapacağız ama Çınar ve Kocaköy ilçelerini aldık. Yani ilk çalışmamıza, ilk yıllarımızda bu iki ilçede çalışmaları başlattık. Tabii aslında bizim Çınar'ı seçmemizin sebebi Zerzavan Kalesi'nde kazı çalışmalarını yürütüyor olmamız. Zerzavan Kalesi'nde 2014 yılında kazı çalışmalarına başladık. Tabii bir Roma askeri yerleşimi, aslında çok iyi korunmuş bir Roma askeri yerleşimi. İlk defa kazı çalışmaları burada başlatıldı. Bölgenin Roma'sının aydınlatılması, Roma döneminin aydınlatılması açısından oldukça önemli. Ve bununla birlikte tabii teritoriumunu da araştırma ihtiyacı duyduk. Yani Zerzavan Kalesi'nin çevresindeki kaleyle bağlantılı olabilecek yerler, aynı döneme sahip yerler, bununla ilgili de çalışmalarımızı başlatmış olduk. Tabii Zerzavan Kalesi'nde tabii yoğun çalışmalar devam ediyor. Birçok veriye de ulaşıldı. Tabii bu tamamen kazı çalışmaları halen devam ediyor. 2014 yılından beri kesintisiz devam ediyor. Ve şu anda da UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yeni kazı olmasına rağmen 2020 yılında hem Zerzavan Kalesi hem de Mitraum UNESCO Dünya Mirası geçici listesine girdi. Tabii Zerzavan çevresindeki yapacağımız çalışmalarda Çınar ilçesini belirledik fakat Çınar ilçesi yüz ölçümü bakımından Diyarbakır'ın en büyük ilçelerinden birisi. 98 tane mahallesi var. Tabii biz aslında bu araştırmayı yaparken biz bütün sahayı taramak istiyorduk. Ve bu nedenle mesela 2 aylık çalışmada sadece 11 tane mahalleye ulaşabildik. Bunun sebebi de çok fazla tescillenmemiş ya da daha önce çalışılmamış, bilinmeyen kültür varlığına ulaşılması ki bu 11 ilçede 215 kültür varlığı tespit ettik ki bunların büyük bir kısmı da tescillenmemişti. Bu sayede literatüre de kazandırmış olduk. Tabii coğrafi bilgi sisteminin bütün imkanlarını, teknolojik imkanları da kullanarak biz bunların hepsine bu verileri, bu sadece 11 mahalleden bir mahallede tespit ettiğimiz yapılar, yoğunluğu hemen buradan görebilirsiniz. Çünkü biz mezralarıyla sadece köy merkezi ya da köylerin gösterdiği yerler değil, aynı zamanda bütün alanı taradık. Ama bu nedenle de tabii çalışmalarımız oldukça yavaşladı.
İlk olarak bize çok yakın olan Aşağı Konak Mahallesi ile başladık. Aşağı Konak Mahallesi'nde işte Süleyman Ağa mağaraları olarak bilinen ilk kaya konutların olduğu yerde çalışmaları sürdürdük. Burada 8 adet biz aslında bu Aşağı Konak ilçesinde 8 adet kaya konutu tespit ettik ki bu konutlar baktığımız zaman çok odalı, 2 katlı konutlar, bazıları tek odalı, bazıları 2-3 odalı, bazıları 2 katlı olarak tasarlanmış konutlar. Biz bunları tabii belgeledik hepsini ve çalışmaları yürüttük. Yine kaya mezarları, bu kaya mezarlarının bir kısmı küçük bir kısmı tescillenmişti, bir kısmı da henüz daha çalışma yapılmamıştı. Biz bu kaya konutla kaya mezarlarında da yine çalışmaları yürüttük. Yani buradaki en azından sadece Zerzevan Kalesi'yle sınırlı kalmadı, çevresinde de aslında yerleşimin olduğunu ve yerleşimle bağlantılı kaya mezarlarında olduğunu tespit etmiş olduk. Yine su kanalı, sarnıçlar alanımıza girmemesine rağmen aslında tescillenmeyen yapılar da biz bazı yapılar tespit ettik. Bunlar höyükler olabiliyor, değirmen, ortaçağ yapıları. Hani daha önce tescillenmediyse ya da çalışılmadıysa biz onları da en azından onlarda detaylı olmadan bir çalışma yapıp tescile önerdik. Ama daha çok tabii kendi alanımızla ilgili Pers, Part, Helenistik ve Roma dönemiyle ilgili çalışmalarımızı yürüttük. Yine çanaklar, işlik olabilecek çanaklar tespit ettik Düzova Mahallesi'nde. Kaya konutları, zaten kaya konutlarına oldukça yakındı bu işlikler. Biz bunların işlik olabileceğini düşündük çünkü yan yana ve çok sayıdaydı. Yine çok sayıda sarnıç tespit edildi. Bunlara dönemsel olarak baktığımızda aslında Zerzevan Kalesi'nin olduğu dönemle hemen hemen aynı. Yani 2. 3. yüzyıl, özellikle 3. yüzyıldan itibaren Roma döneminde bu alanın yerleşim gördüğünü tespit ettik. Tarihleme açısından da önemliydi. Yine Meydan Köyü'nde 12 adet mezar tespit edildi. Bunların bir kısmı tescillenmemişti henüz. Yine işlik, şimdi Çınar ilçesi, biraz sonra Kocaköy'den de göstereceğim. Bizim kazı yaptığımız, baraj kurtarma kazısı yaptığımız Ambar Vadisi'nde de bu işliklerden biz çok sayıda 11 tane işliği ortaya çıkardık. Yine Çınar'da da bir şarap işlikleri karşımıza çıktı. Yine bunlarda çalışmaları yürüttük. Meydan Köyü'nde aslında en çok şaşırdığımız noktalardan birisi 135 tane sarnıcın tespit edilmesi ki bunları tescillendi bu sarnıçların hepsi. Köy ve köy çevresinde çok sayıda sarnıç vardı. Tabii biz yerleşim birimlerini, yerleşim alanlarını az çok tespit ettik. Kaya konutları dışında ovada da yerleşim vardı ama sürekli tarım faaliyetlerinden dolayı biz tam netleştiremedik ama bu kadar çok sarnıcın olması aslında burada büyük bir de yerleşimin olduğunu bize göstermesi açısından önemliydi. Yine burada tekrar biz çalışma yapacağız. Tekrar daha detaylı bir çalışma yapacağız. Sadece kaya konutları dışında ovadaki yerleşimi de ortaya çıkarmak amaçlı. Yine Yaprakbaşı köyünde kaya konutları aslında çevrede Çınar ilçesinde çok sayıda kaya konutları var. Çok büyük bunlar. Hani girişleri küçük bir koridorla giriliyor fakat içeriye girince oldukça büyük olan yapılar. Yine biz bunlarda çalışmalarımızı yürüttük. Yine kaya mezarları, yine özellikle 3. yüzyıl, 2. 3. yüzyıl kaya mezarları çok sayıda var. Hani tarih vermemin sebebi de Zerzevan'da yapılan nekropol alanında yapılan çalışmalar ve Diyarbakır'da yapılan diğer kazılardan elde ettiğimiz verilerle biz bu tarihlemeleri oluşturabiliyoruz. Ve bir diğer ilçemiz Kocaköy'dü. Kocaköy ilçesini aslında seçmemizin sebeplerinden birisi de, ama ilk etapta seçmemizin sebeplerinden birisi aynı zamanda Ambar Vadisi'nde baraj kurtarma kazısı yapıyor olmamız. Biz daha çok Roma nekropoli, Roma işlikleri ve Roma yerleşimi üzerinde çalışmalar yürütürken Tuğba hocamız da buradaki höyükler üzerine, Ayşe Tuğba Yüksel hocamız, profesör, doktor, höyükler üzerine çalışma yürütüyordu. Tabii biz bu çalışmaları yürütürken aynı zamanda çevresinde ve Kocaköy'de kazıyla birlikte yüzey araştırmalarını da başlattık. Baktığımız zaman 22 tane mahalle vardı ve biz bu mahallelerden sadece 7'sinde çalışma yapabildik. Çünkü aslında biz bu kadar yavaş olmasının sebebi bütün alanı tarıyor olmamız ve çok sayıda tescillenmemiş yapının ortaya çıkması ve bunları belgelemek için de bayağı bir zaman harcıyorduk. Bu nedenle çünkü bütün çizimlerini, verilerini elde etmemiz ya da çalışmamız gerekiyordu. Biraz yavaşladık nedenler. Şimdi düşünüyoruz 38 tane kültür varlığı tespit ettik ki bunların çoğu tescillenmemişti ve bunların yeniden çizimleri yapıldı, belgelemeleri yapıldı. Tabii bu da oldukça uzun sürdü. Tabii biz biraz daha detaylı çalışmalar yaptık. Bu da bizim mevcut ambar ve çevresinde hemen yaptığımız, yani Kocaköy'de yaptığımız, tespit ettiğimiz yapılar.
Tabii biz hepsini kayıt altına alıyoruz. Hem coğrafi bilgi sistemini hem belgeleme çalışmalarıyla, çizimleriyle, orada ortaya çıkan yüzeyde görünen malzemeleriyle biz bunları tescilledik. Ve bunlar da üzerinde detaylı çalışmalarımızı yürüttük ki hemen Ambar Köyü civarında, yani bizim çalıştığımız nekropolün çevresinde de birçok kaya mezarı tespit edildi. Yine bu höyüklerin bir kısmı tescilliydi, bir kısmı da tescilli değildi. Baktığımız zaman mesela çok sayıda, tabii bizim alanımızın dışındaydı, fakat biz yine de buradaki yapıları belgeledik. Özellikle tescilli olmayan yapılar tescile de önerdik. Höyüklerde de hani detaylı olmayan, çünkü alanımızın dışında çalışmalar yaptık. En azından tescili önerdik biz burada tespit ettiğimiz bazı yeni yerleri. Çünkü Diyarbakır özellikle birçok yeri Bismil ya da baraj kurtarma kazılarının olduğu yerler hariç, işte Bismil'dir, işte Silvan tarafıdır. Bir yüzey araştırmaları yapılmış. Fakat detaylı bir çalışma yapılmamış. En azından burada yapılacak yüzey araştırmaları dönem açısından, en azından bölgenin Roma dönemi açısından oldukça önemli. Yine çok sayıda kaya konutları burada Arkbaşı mahallesinde çok sayıda kaya konutu vardı. Biz burada yine çalışmalarımızı yürüttük. Bunlar oldukça farklı tiplerde konutlardı. Yine biz aslında çalışmalarımızın hepsini bir database oluşturduk. Farklı database'ler oluşturduk ve bütün verileri bu database'ler üzerinden veri girişleri sağlandı. Böylece yapılacak araştırmalar, sonradan yapılacak çalışmalar için de iyi bir zemin oluşturduk. Yine biz tabii ki bu 2 sezon sadece çalıştık. 2 sezonda 253 kültür varlığı tespit ettik ki bunların büyük bir kısmı tescillenmemiş yapılardı. Biz bunların tescillenmesinde koruma kurulu tarafından tescile de önerildi ve tescilleri de yapıldı. Ve birçok biz tabii bu gördüğümüz küçük bir bölümü aslında birçok istatistikler de çıkarıyoruz. Yani elde ettiğimiz verileri istatistiğe döküyoruz ve bununla ilgili birçok da grafikler hazırlıyoruz. En azından bu da bizim çalışmalarımızı kolaylaştırıyor. Yine baktığımız zaman tabii birçok kültür varlığı vardı, fakat yerleşim bazında düşünürsek biz 42 yerleşim birimi olabilecek yer tespit ettik ki bunlardan büyük bir kısmı Roma dönemi ve bu 14 civarındaydı. Yine geç Roma döneminden vardı. Tabii bilebildiğimiz kadarıyla tabii yardım da aldık bu konuda. Yeni tespit ettiğimiz yerlerde de işte neolitik malzeme, kalkolitik malzeme bu konuda da yardım aldık. Tunç Çağ, Demirçağ, ama daha çok çalışma sahamızda tespit ettiğimiz yerler Roma dönemiydi. Bu da bize en azından önemli bir veri sağladı. Tabii ben çok uzun tutmadım aslında. Birçok yapı, birçok konu vardı. Oldukça en azından bir tanıtım açısından ve hem de yaptığımız çalışmaları yol yöntem açısından göstermek amacıyla önemli yapıları ve önemli yerleşim birimlerine koydum. Şimdi tabii teşekkür etmek istiyorum. Ben özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne, Dicle Üniversitesi'ne, Zerzevan Kalesi'nde sponsor olan Safir Tuzağı, yine Diyarbakır Valiliği'ne, Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Müze Müdürlüğü'ne, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne, Çınar ve Kocaköy Kaymakamlığı'na, Karacadağ Kalkınma Ajansı'na, İŞKUR ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi'ne desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Aynı zamanda tabii zor bir coğrafyada çalışıyoruz. Ve ekip tabii kazıdan da tecrübeli olan ekip aslında. Aynı zamanda yüzey araştırmasına da katılan bir ekip. Bu zorlu coğrafyada onlar da gerek coğrafi koşullar gerekse iklim koşulları açısından zorlanarak da olsa büyük bir özveriyle bu çalışmaları yürüttüler. O nedenle ben yüzey araştırması ekibime öncelikle teşekkür ediyorum. Yine yöre halkı bize çok yardımcı oldu. Yani nereye gidersek gidelim, İrfan hocamızın da belirttiği gibi fazlasıyla bize yardımcı oldu. Yine ben onlara teşekkür etmek istiyorum. Güvenlik güçlerine teşekkür etmek istiyorum. Yine sadece aslında arkeolojik değil, jeomorfolojik çalışmalar da yapılıyor. O da aslında ayrı bir konu. Hani zaman olmadığı için ona girmedim çok fazla. Profesör Doktor Sabri Karadoğan hocamız yüzey araştırmasıyla birlikte jeomorfoloji çalışmalarını yürütüyor. Ben buradan da hocamıza özellikle bize kattığı, jeomorfoloji ile ilgili kattığı birçok bilgi ve veri için de kendisine teşekkür ediyorum. Ekibimle birlikte o da çalışmalara katıldı. Hocam çok teşekkürler. Gerçekten Ben çok kapsamlı kaptığınız için teşekkür ve ediyorum. güzel bir çalışma. Sabır değil, büyük bir keyifle izliyoruz ve gerçekten harika çalışmalar yapıyorsunuz. Elinize sağlık. Şimdi üçüncü konuşmamızı davet edelim. Tahsin Korkut Hoca geliyor. 2019 yılı Mardin ve Batman bölgesi Orta Çağ ve sonrası yüzey araştırması. Buyurun hocam.
Değerli hocalarım, kıymetli izleyiciler, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yüzey araştırmamız Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izinleri ve Van 100. Yıl Üniversitesi'nin destekleriyle 2017 yılından beri yürütülmektedir. Sanat tarihçi olarak katılım sağlamış olduğum bölgeyle ilgili ilk bilimsel çalışmam, Değerli Hocam Doçent Doktor Haluk Sağlam Timur Başkanlığı'nda 2009 yılında gerçekleştirilen Dargeçit Midyat arasında yapılacak olan Yeni Yol güzergahındaki olası taşınmaz kültür varlıklarının tespiti için yapılan yüzey araştırması olmuştur. Bu ilk bilimsel deneyimden sonra bölgede mutlaka Ortaçağ ve sonrasına ait bir arkeolojik yüzey araştırması yapılması gerektiği kanaatine varmış oldum. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izinleriyle 2017 yılında bölgede ilk yüzey araştırmamızı başlatmış olduk. Başkanlığın sürdürdüğü yüzey araştırması ekibimiz Van 100. Üniversitesi'nden Doktor Öğretim Üyesi Osman Aytekin, Doktor Öğretim Üyesi Yalçın Karaca, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Ufuk Elyit, Mardin Artuklu Üniversitesi'nden Doçent Doktor Evindar Yeşilbaş, Doktor Öğretim Üyesi Zekai Erdal ve Doktor Öğretim Üyesi Mimar Rojhat Aksoy ile lisans ve lisansüstü öğrencilerimiz Hüseyin Şan, Elif Gül, Mimar Fatih Tutuna, Hikmet Yıldız, Muhammed İnan ve Manchester Metropolitan Üniversitesi'nden Mimar Cansu Üçüncü'den oluşmaktadır. Bakanlık temsilcisi olarak her sezon sırasıyla Mardin Müzesi'nde görevli Sayın Mehmet Şan, Muaviye Şahin ve Mesut Ömen görev almıştır. Huzurlarınızda arkadaşlarıma teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Trabzon bölgesi doğal güzellikleri ve verimli toprakları ve İpek yolunun önemli bir güzergahı olması nedeniyle ilk ve orta çağlardan itibaren önemli yerleşim yerlerinden biri olmuştur. 2017 yılında başlatmış olduğumuz araştırma ile bugüne kadar bütüncül olarak incelenmemiş Trabzon bölgesi, ortaçağ ve sonrası dönemlere ait taşınmaz kültür varlıklarını tespit edip, son durumlarını yerinde gözlemlemek ve bölgedeki mimari geleneğin gelişini belirlemek hedeflenmektedir. Ayrıca araştırma kapsamında tespit edilen ve öncelikle tescili bulunmayan taşınmaz kültür varlıklarını incelemek, plan ve röleve çizimlerini yapmak ve kültür envanterine ilişkin her türlü bilgi ve arşiv oluşturmak amaçlanmaktadır. Tarihsel olarak adlandırılan Trabzon bölgesi günümüzde Mardin ili ve ilçeleriyle Şırnak ilinin Cizre ve İdil ilçeleri ve Batman ilinin Hasankeyf ve Gercüş ilçelerini kapsayan bölgeye verilen bir isimdir. Süryani Ortodoks topluluğu Trabzon'da 4. yüzyıldan bu yana özgün bir yapı geleneği sürdürmüştür. Günümüzde özellikle Trabzon kırsalındaki bu yapıların bazıları harabe halinde olsa da birçoğu Süryani cemaat tarafından hala faal olarak kullanılmaktadır. Yapıların faal olarak olması günümüze kadar korunabilmeleri konusunda da önemli bir etki teşkil etmektedir. Asıl konumuza başlamadan önce konunun bütünlüğü açısından Trabzon bölgesi ve Süryaniler hakkında özet bilgi vermek istiyorum. Çünkü araştırma alanımızda özellikle kilise ve manastırların yoğun bir şekilde yer aldığı bir coğrafyadan bahsediyoruz. Dolayısıyla Süryani kelimesi ve Trabzon etik kökeni hakkında biraz bilgi, özet bilgi vermekte fayda görüyorum. Bölge hakkında araştırma yapan ünlü bilim insanı Adolf Palmer'e göre Trabzon adının orijinali Turo'da Abode'dir. Abode, manastır hayatına dair anlamındadır. Süryani araştırmacı yazar Sayın Gabriel Akyüz ise Tur kelimesinin da Abdin ise köle anlamına geldiğini ifade etmektedir. Trabzon'daki tarihi yapıların çoğu Hristiyanlık dönemine denk gelse de bölge çok eski tarihlerden itibaren önemli bir yerleşim yeri olma özelliğini sürdürmüştür. Bu bölge tarihsel olarak Sümer, Akat, Hurri, Mitanni, Asur, Pers, Abgar, Doğu Roma, Handaniler, Artuklu, Moğollar, Akkoyunlar ve Osmanlı Devleti gibi farklı kültürlere sahip pek çok topluluğun birlikteliğine sahne olmuştur. M.Ö. 197 yılında
Romalıların bölgeyi fethetmesi ve sonrasında Hristiyanlığın bölgede yayılmasıyla yepyeni bir döneme girilmiş ve Hristiyanlık tüm Mezopotamya halklarını dinsel ağırlıklı bir kültür etrafında buluşturmuştur. Hristiyanlıkta birleşen Trabzin'deki bu insanlara Süryani denmeye başlanmıştır. Süryanilere göre Süryani kelimesinin kökü Babil'i fetheden ve oradaki Yahudileri özgürleştiren Pers kralının adı olan Cyrus'tan gelmektedir. Süryaniler en eski apostolik havari kiliselerinden biri olan ve havari Aziz Petrus tarafından 43 yılında kurulan Antakya Kilisesi'ne bağlıdırlar. Süryani Kilisesi ilk olarak Antik Suriye'de yayılmıştır. Antik Suriye'nin başkenti Antakya'ydı ve bugünkü Suriye'yi, Irak'ı, Anadolu'yu, Libya'yı, Ürdün'ü ve Filistin'i içermekteydi. Daha sonra Süryaniler Hindistan'a kadar tüm doğuya dağılmışlardır. Bugün göçler sonucu Amerika, Avrupa ve Avustralya'da yaşayan pek çok Süryani bulunmaktadır. Süryani Ortodoks Kilisesi Anastasius zamanında imparatorluk nezdinde meşruluk kazanmıştır. Theodora'nın göreve getirdiği Burudanlı Yakup bölgeye 27 metropolit 100 binden fazla ruhban sınıfı mensubu atayarak monofizit olarak değerlendirilen bu geleneği garanti altına almıştır. Anastasius ve Theodora'nın faaliyetleriyle o dönemde bu bölgede pek çok yapı inşa edilmiştir. İslamiyet'i benimseyen devletlerin Mardin yöresini ele geçirmeleriyle bölgeye yoğun bir Arap nüfus yerleşimi başlamıştır. İslamiyet'in bölgeye yayılmasından sonra merkezi yönetimin de etkisiyle özellikle Mardin şehir merkezinde İslam dini mimarisinin hakimiyet kurduğu ve bunun mimari ve sanat alanlarına dayansıdığı anlaşılmaktadır. Bölgedeki Hristiyan dini mimarisiyle ilgili yapılan yayınlar incelendiğinde bizim için de önem teşkil eden kaynaklar bulunmaktadır. İngiliz misyoner Gertrude Bell'in 1900'lü yılların başında Trabzin bölgesine yaptığı seyahatler esnasında bölgedeki önemli manastır ve kiliseleri incelemiş olduğu anlaşılmaktadır. 1910 ve 1913 yıllarında bu seyahatler hakkında ki iki raporu ilk kez bölgenin Hristiyan mimarisi üzerine yapılacak olan bilimsel çalışmaların önünü açmıştır. Gertrude Bell'in belgelediği fotoğraflar bizim için de büyük önem arz etmektedir. Çünkü savaş ve çeşitli nedenlerle tahrip olmuş ve günümüze kadar gelememiş olan taşınmaz kültür varlıklarına dair önemli kayıtlar içermektedir. Ayrıca doçent doktor Elif Keser Kayaalp'in Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi alanındaki Trabzin Süryani Ortodoks Dini Mimarisi adlı yüksek lisans tezi 2002 yılında Türkçe olarak basılmış. Bu çalışma da Trabzin bölgesindeki Süryani Kilisesi'ni inceleyen erken dönemli önemli çalışmalar arasında yer almaktadır. Mardin'le ilgili ili ve ilçeleri, Mardin'in çevre illerinde yapılan yüze araştırmaları incelendiğinde bu yüze araştırmalarının Ilısu Barajı göl alanı yüze araştırmaları ağırlıklı olduğu ve HES projesi kapsamında yapıldığı anlaşılmaktadır. Zaman sınırlaması nedeniyle hepsini tek tek değinmeyeceğim ama önemli olanları burada Amerikalı antropologlar tarafından yapılan yüzey araştırmaları var. Elgeç tarafından özellikle. Evet. Ve yapılan yüzey araştırmaların daha çok klasik arkeoloji alanında yapıldığı dikkat çekmektedir. Evet. Çalışmalarımızı özetleyecek olursak 2017 yılı yüzey araştırmamızda incelemesi yapılan Mardin Midyat ilçesine bağlı köy yerleşimlerinden 6 köy çalışılabilmiştir. Çalışmamıza Midyat'tan başladık. Ancak Midyat Derya Davası bir türlü köylerini ve yüzey araştırmasını tamamlayamadık. Evet, 6 köyde yaptığımız toplam 16 yapıdan 6 yapımızın tescilsiz olduğu, genel olarak kilise ve manastırlardan oluşan yapılar olduğu dikkatimizi çekiyor. Yine 2018 yılında
Alagöz, Anıtlı, İzbirak, Bağlarbaşı, Bardakçı, Gülgöz'e ve Altıntaş köyünde yüzey araştırmamızı yaptık. Ve burada da yine toplam 7 köyde toplam 53 yapı ve bunların yine 22'si hakkında henüz alınmış bir tescil kararı olmadığı anlaşılmıştır. 2019 yılında yine 8 köyde çalıştık. Bunlardan İzbrak, Bardakçı, Altıntaş, Anıtlı, Bağlarbaşı, Budaklı, Yemişli ve Elbeğendi köyleri ve köy merkezleri ve kırsalında çalıştık. Yine burada da toplamda 8 köy, toplam 11 yapı, bu yapılardan da henüz 6'sının tescil kaydı olmadığı. Yani inanılmaz bir şey, köyde bir yapının tescil kaydı, hem yapılmış olan, tescili olan yapı hemen yanı başındakinin tescilsiz olduğu. Yani bize şunu gösteriyor. Yapılar demek ki titizlikle incelenmemiş veya dikkat çekmemiş henüz. Evet, 2020 yılında COVID'le mücadelede bile yine çalışmalarımıza aralıksız sürdürdük. Dargıç ilçesinde biraz daha COVID'in salgının biraz daha sakin olduğu bir bölgeyi seçtik bu nedenle. Midyat'ı devam ediyoruz. Midyat henüz bitmedi. Ama bu yılda Dargıç ilçesini çalıştık ve Dargeçit Merkez başta olmak üzere Altıyol, Çatalçam, Gülışık, Alayurt ve Umutlu köyünde çalışmalarımızı sürdürdük. Yine burada toplamda 11 yapı ve yine bunlardan da 6 tanesi hakkında henüz herhangi bir tescil olmadığı görüldü. Evet, tabii İrfan Hocam'ın da belirttiği gibi süreyi dikkate alarak tüm çalışmalarımızı inceleme imkanımız yok. Ancak öne çıkanları sizinle paylaşmak istiyorum ve fikir vermesi açısından da önem arz eden yapıları sizinle paylaşmak istiyorum. Bu Midyat ilçesinde Gülgöz'e Evert köyündeki tespitlerimizden bir tanesi Morhat Şabo Kilisesi. Morhat Şabo köyün merkezinde bir kale görünümü vermektedir. Kale görünümü veren kiliseleri peş peşe sıraladım. Zamanın savaş dönemine dikkate alarak manastır ve kiliselere, büyük çaplı kiliselere halkın savaş dönemlerinde sığındığını görüyoruz. Bu nedenle yapılara baktığınız zaman burçlu ve kalevari yapılar olduğu dikkatimizi çekiyor. Yapımız da iki batı köşelerinde kehanet burç mevcut. Bu burçların inziva kulesi olarak 17. yüzyılda yapıldığı aktarılan bilgiler arasında yer alıyor. Kilise doğu batı doğrultusunda dikdörtgen plandı ve üzeri beşik tonozlu tek nefli olarak düzenlenmiş. Şöyle bir plan tipolojisi sergiliyor. Kiliseler doğu batı doğrultusunda ve sonradan Meryem Ana Yoldat Alohu, Meryem Ana'ya adanan İkinci bir yapının narteks olarak değerlendirebileceğimiz bölümde ek olarak yapıya inşa edildiğini görüyoruz. Evet. Evet, yapımızın güneyden çekilmiş genel bir görünümü. Avlusu ve giriş kapısı, kitabesi mevcut. Kapı oldukça küçük ve alçak tutulmuş. Girerken oldukça eğilip eğilerek girmeniz gerekiyor. Orijinal bir kapısı var. Evet, gördüğümüz gibi. Yapımızın narteks veya yallat oloho olarak değerlendirdiğimiz Meryem Ana Kilisesi bölümü. Burada iki tane kapısı var. Haremlik ve selamlık olarak değerlendiriliyor. İki tane kapı ana mekana, Naos'a girmek için. Bu da Naos mekanı. Naos mekanının ötesinde mezbah, yani absis olarak değerlendirilen bölümü görüyoruz. Evet. Kabayonu taş malzeme kullanılarak üst örtüsü beşik tonoz olarak yapılmış olan bir kilisemiz. Evet, Bardakçı Bahte köyündeki tespitlerimizden yine bu da Mor Efrem Kilisesi. Yapıya baktığımız zaman yine burçlu yüksek duvarlı bir yapı çevresinde de yine çevre duvarı yüksek şekilde örülmüş köye hakim merkezi bir konumda
yer almaktadır. Kilisenin güneybatı köşesinde kule şeklinde yükselen ve yapıya sonradan eklenen bir duvar ile çevrilenmiş. Kilise kuzey güney doğrultusunda 3 netli olarak düzenlenmiştir. Kilise içten 13'e 11 metre ölçülerinde olup kilisenin güney nefi galeri şeklinde yapılmıştır. Üst örtüsü beşik tonoz ile örtülmüş, tonozları kemer geçişli fil payeler taşımaktadır. Evet, yine diğer kiliselerde olduğu gibi kilisenin doğu cephesi 3 bölümlü mezbah şeklinde tasarlandığını görüyoruz. Yapının diş cephesi ve planlı, röleve planlı görülmektedir. Evet, avlusu ve giriş kapısı naos bölümü ve mezbah bölümü olarak değerlendirilen evet bölümü. Yine İzmir Akzaz Köyü'nde Mor Dimet Kilisesi benzer şekilde bir kilise, plan tipolojisi olarak da benziyor. 7. yüzyılda tarihlendiriyor. Yapıların kitabeleri konusunda sıkıntılar var. Onun sonuç konusunda değinmek istiyorum. Doğu batı doğrultusunda uzanan dikdörtgen planlı bir yapı. Kilise yüksekçe tasarlanmış bir plan şemasına sahip, adeta bir kaleyi andırıyor. Kilisenin avlu kısmında yazlık kilise olarak düzenlenmiş bir bölüm. Süryanilerde ve görülen Gürcü mimarisi alanında da doktora yaptım. Daha önce böyle bir mimari bölümü hiç denk gelmedim. Yazlık kilise, Betsluho denilen bir yapı tipi var. Genel olarak sıcak dönemlerde ve cenaze merasimlerinin yapılması için avlularda bir kemerli bir bölüm ve apsisten oluşan bir mimari formun önünde sunak taşı yer alıyor. O şekilde bir yazlık kilise formu var Süryani dini mimarisinde. Kilisenin apsis kısmının her iki yanında hücre tarzında tasarlanmış iki adet mekan bulunuyor. Mor Dimet Kilisesi'nin batı cephe duvarında üçlü pencere formu da bulunuyor. İki katlı olarak düzenlenmiş. Şu anda bu kilisemizde bir rahibe hanımefendi bulunmaktadır. Yaşı da oldukça ilerlemiş. Abisiyle beraber kalırken abisi vefat ediyor. Ben 2009'da gittiğimde abisiyle de tanışmıştım. Şu anda kendi başına ve çeşitli sıkıntıları olduğunu söylemişti. Evet, güney cephesinden bir bölüm. Alt katta kilise, üst katta sivil yaşam alanları bulunuyor. Kilisenin yazlık kilise dediğimiz Betsluho bölümü burası. Evet, bu da naos ve naostan apsis kısmına bakan cephemiz. Evet, plan açısından Mor Yuhannon Kilisesi'ni paylaştım. Benzer plan açısı görülüyor. Bu da Doğançay Köyü'nde yer alan bir kilisemiz. Detayına girmeyeceğim çünkü plan tipolojisi açısından örnek olsun diye vermiştim. Yine Barıştepe Köyü'nde Midyat'a bağlı Barıştepe Köyü, Mor Yakup Manastırı'nı görüyoruz. Meşhur bir yapı. Erken tarihli manastırlarımızdan biridir. Avlusunda Mor Şabo Kilisesi ve Mor Yakup Manastır ana kilisesi bulunuyor. Manastır planları kuzey-güney doğrultusunda. Yine doğuda üçlü mezbah bölümü var ama doğu-batı kiliselerden ziyade doğu-batı doğrultusunda değil, kuzey-güney doğrultusunda uzandığını görüyoruz. Evet, Kadıştoğ Abriyo Kilisesi Elbeğendi Köyü, Kefro Köyü'nde merkezinde yer alıyor. Yapıyla ilgili alınmış henüz bir tescil kararı yok. Çok şirin bir yapı. Şu çevre duvarı sonradan yapıldığı anlaşılıyor ama asıl doku orijinal. Yapı yazlı kilisedir. Betsluho bunu ilginç olduğu için paylaşmak istedim. Dikdörtgen planlı yarım yuvarlak apsisi yine yarım yuvarlak bir kubbeyle örtülmüş. Yapıda kabayonu taş malzeme kullanılıyor. Sunak taşı evet ile beraber. Evet, çok ilginç bir yapımız daha var. Bu da keyifle tespit ettiğimiz tesirsiz bir yapıydı. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Mardinili Midyat ilçesi Gülgöze Köyü'nde yer alıyor. Mor Barsav Mosarnıç Kilisesi. Mor Barsav Mosarnıç Kilisesi muhtemelen Roma döneminden kalma bir sarnıcın sonradan kiliseye dönüştürülmesiyle meydana gelmiştir. Sarnıç dairesel formda olup doğusuna bir apsis kısmı açılmıştır. Sarnıcın güney kısmında bir galeri katı bulunmaktadır.
Kilisenin zemininde zamanla oluşmuş olan moloz malzeme yakın dönemlerde Süryani cemaat tarafından dışarıya boşaltılmış ve temizlenmiştir. Yani dışa taşıntı herhangi bir şey yok. Eğer bölge ahalisi değilseniz bilmeniz mümkün değil. Ancak yapının etrafında çeşitli dönemlerde yıkılmış yaşam belirtisi gösteren sivil mimari örnekleri olduğu görülüyor. Evet, şu şekilde bir ağız kısmı var sadece. Şurası işte apsis kısmı, galeri kısmını birazdan göreceğiz. Hacimli taşları çıkaramamışlar ama toprak bütün, şu anda zemin hizasını görüyoruz. Toprağın bütün bir kısmının çıkarıldığı anlaşılıyor. Evet, bu şekilde harikulade bir yapı. Yani o kadar yoğun bir demek ki şey var, dini bir inanç yoğunluğu ve ihtiyacı da diyebiliriz. Sarnıcı bile bir dini mekana çevirmek için, bir ibadet mekanı elde etmek için bir gayret sarf edildiğini görüyoruz. Evet, son olarak Mor Sobo Kilisesi'ne de değinmeden kapatmak istemiyorum. Anıtlı Hah köyünün merkezinde yer alan bu yapımız oldukça erken dönemlere dayanıyor. Tarihleri konusunda çeşitli iddialar var ama 5-6. yüzyıla dayandığını gerek malzeme gerek elimizdeki kaynaklara dayandırarak tarihlendirebiliyoruz. Kilise tescilli ancak hem bölgenin eski kiliseleri arasında yer alması hem de eğer restorasyonu yapılmazsa tahrip olabilecek ve belki de ülkemiz somut kültürel miras, önemli miraslarından biri yok olacak ve tehlike altında olan bir yapımız. Yapı doğu batı doğrultusunda uzanan teknekli kilise, bazilikal planlı kiliseler arasında yer alıyor. Üst örtüsü veya cephe duvarları büyük ölçüde yıkıldı. Ana kilisenin güneyindeki avluda yer alan apsis yazlık olarak kullanılan bir başka ibadet mekanı. Bununla ilgili de çalışmalarımız var. Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, işte Mardin Valiliği, Midyat Kaymakamlığı gibi önemli mercilere başvurduk. Çalışmalarımızın sonuç alacağını ümit ediyorum. Evet. Çalışma ekibimizden kareler paylaşıyoruz. Mercimekli Köyü. Evet. Dönem dönem çektiğimiz fotoğraflar. Gerek Süryani rahiplerle, gerek köylülerle. Hakikaten bölge çok cömert. İrfan Hocam'ın da dediği gibi. Çok teşekkür ediyorum ben desteklerinden dolayı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, Van Düz Üniversitesi'ne, Midyat Kaymakamlığı'na, Midyat Belediyesi'ne, Mardin Müzesi'ne, Midyat Metropoliti ve ekibine sonsuz teşekkürlerimi. Ayrıca Arkeoloji Haber ekibine de bu paylaşımları bizimle gerçekleştirdikleri için teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olsun hocam, çok teşekkürler. Gerçekten çok ilginçti benim açımdan. Biz daha çok prehistoriyacıyız. Yüzeyde böyle binalar görünce tabii ki bunlar zaten tescilli değil mi diye düşünüyor insan ama gerçekten güzel bir çalışma. Elimize sağlık. Devamını bekliyoruz. Hocalarım geldi. Bir soru var. Ekrana yansıtabilirsek bütün hocalara ortak bir soru. Bülent Tandoğan'ın sorusu. Hocalarımız bu çalışmalarında buldukları en önemli bulgu nedir diye sorulsa hangi bulguyu söyleyebilirler? İsterseniz sırayla bu güzel evet. Başlayan istiyorsanız. Evet hocam, buyurun. Valla hangisini söyleyeceğimi çok bilmiyorum ama üç taneyi söyleyeyim. Ya bizim bölge çok enteresan bir bölge. Yani gerçekten bakir kalmış bir bölge ve ondan dolayı çalışmalarımız çok bulgu verdi. Çoğu zaten tescilsiz şeyler. Ama üç tanesi beni çok etkiledi. Birincisi Kulp Kefrun Kalesi'ndeki surlarda kullanılan tuğla malzeme. Yani ki çok böyle stratejik bir bölgede yer alan bir kale ama surlar tuğla malzemeden yapılmış. İkincisi bölgede tek örnek
Hatta Anadolu'da belki tek örnek, Urfa'da var Abga Krallığı'na ait Süryani dönemi kaya mezarları ama üzerinde mezar olduğuna dair kitabe yok. Silvan'ın Bahçe ilçesindeki Süryanilere ait kaya mezarı üzerinde yazıyor işte bu Abraham'a ait mezardır, ruhuna Fatiha okuyun şeklinde. Üçüncüsü ve yine en enteresanı, yani Amida'ya başlamasaydım çoktan orada kazıya başlamıştım, onu söyleyeyim. Çermik'teki eski Diyarbakır yerleşme. Ve verilerin çarşı olduğu gibi şeyin altında duruyor. Barajın altında. Bilmiyorum nasıl oldu aslında. Baktım sabah sunum yapan arkadaşların yaptığı sunumlarda aslında Karakaya Barajı yapılırken bu tür yerleşimler pek gözden kaçırılmamış ama bu nasıl olduysa gözden kaçmış. Çok verinin olduğu bir yerleşim yeri ve çok enteresan bir yerde duruyor. Üçü gerçekten en çok bizi heyecanlandıran bulgulardı. Aytaç Hocam siz ne dersiniz? Şimdi aslında çok var ama ben iki tanesini söyleyeceğim. İki farklı noktada, iki ilçede çalıştık. Biz daha çok hani yeni bir çalışma. Şimdi Meydan Köyü'nde Çınar'da 135 sarnıcın aynı alanda olması. Çünkü biz çevreyi gezdik. Şimdi Zerzaman'da 54 tane sarnıç var. Koskoca bir garnizon. Yani surların uzunluğu 1.2 kilometre, 60 dönümlük bir alan. Ve 54 tane şu ana kadar bizim tespit ettiğimiz sarnıç. Ama Meydan Köyü'nde 135 tane ve çok yakın birbirine. Ve biz orada yerleşim birimi aradık. Yani bu kadar çok sarnıç varsa mutlaka yakında yerleşim de vardır. Ya Meydan Köyü'nün altında ya da çevrede biz tekrar yoğunlaştıracağız. Birincisi buydu. İkincisi de Koca Köy'de Şaklak Köyü'nde. Obsidiyenli tarla dedik biz oraya. Yani sürülmüş bir arazi düşünün. Ve her yer obsidiyen. Ve şaşırdık. Çünkü Güneydoğu'da obsidiyen kaynağı yok. En yakın işte Bingöl'de var. Muş Mercimek Kale'de var. Nemrut'ta var. Ama Güneydoğu Anadolu bölgesinde obsidiyen yatağı yok. Yani o Kocaköy'deki arazi, bu kadar çok obsidiyenin orada olması zaten tescil edilmemiş bir yerde. Biz oraya obsidiyenli tarla ismini verdik. Yani inanamadım yani. Çünkü bölgeye yabancı bir malzeme, Güneydoğu'ya yabancı bir malzeme. Yani bu beni çok şaşırtmıştı. Evet, Tazmin Hocam siz yanıtlamak ister misiniz aynı soruyu? Evet, ben Anıtlı Ha Köyü'nden bahsetmek istiyorum. O köyle ilgili Morsovo Kilisesi'ni paylaştım. Ancak köyde yaklaşık 10'a yakın kilise ve manastırımız var. Bir köyde 10'a yakın kilise ve manastır olması benim için çok ilgi çekici ve köy civarında bulunuyor bu yapılar. Ayrıca köyün merkezinde bulunan Meryem Ana Kilisesi de estetik açıdan, dış cephe süslemeleri ve kabartmaları açısından harikulade bir yapı. Onun da mutlaka görülmesi gerektiğini düşünüyorum. Tahsin Hocamıza bir soru var. Ekrana yansıtabilir miyiz? Evet, gördüm galiba. Tamam, buyurun hocam. Şöyle, Mardin'de tespitlerini yapılan restorasyon konusunda girişimlerimiz var. Evet, var. Şimdi ülkemiz, yani Anadolu'muz o kadar zengin bir tarihi ve somut kültürel mirasa sahip ki hangi birini restore edeceğimiz konusunda veya hangisinin ön plana alınması konusunda büyük bir şey var. Rekabet var diyebilirim. Mardin merkezden başlandı. Şu anda Sayın Vesi Şahin Midyat Belediyesi Başkanımız. Sayın, buradan da kendilerine çok teşekkür ediyorum. Mesela Midyat merkezden başladı. O mahalleleri ve şeyleri, restorasyonları kısmen yapmaya başladılar ama hakikaten danışmanım Doktor Öğretim Üyesi Osman Aytekin'in de bir ifadesi var. Diyor ki bir yaşlıyı iyileştirmek için gerçekten büyük çaba harcamak gerekiyor. O yüzden restorasyon çok muammalı bir iş. Çok hakikaten külfetli bir iş. Yani bu son dönemlerde belki de korona ve Covid'le beraber yaşadığımız ekonomik krizleri de dikkate alarak bu tür yapılara nasıl ve ne kadar öncelik ayırabileceğimiz konusunda yani bir şey diyemiyorum. Temelimiz tabii ki bir an önce bu tespit ettiğimiz yapıların, biliyorsunuz belki izleyicilerimiz bunu bilmiyor. Biz bu raporları Kültür ve Turizm Bakanlığı'na iletiyoruz ve hangilerinin
bir an önce işte Morsova gibi hız kesmeden restorasyon yapılması konusunda da keskin fikirlerimiz var. Yani önerilerimiz sürüyor. Ancak destekler ve izinler verilirse bunu başarabiliriz. Yani bu biraz da Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izinleri doğrultusunda yapılacak bir çalışmadır diyebilirim. Ya müsaadeniz varsa bu konuda bir iki cümle de ben söylemek istiyorum. Hocam bir ortak soru var aslında konuyla tam da ilgili. Tahsin hocama sorulan soruya bir benzer bir soru var. İsterseniz şimdi yanıt yansıtalım. Birlikte verirseniz belki güzel olabilir. Tamam. Buyurun hocam. Şimdi benim Mardin hem yüksek lisans tezim hem doktora tezim. Yüksek lisans tezim Savur ilçesindeki tarihi eserler. Doktora tezim Mardin su yapıları. 2000'de başladım. Yine 2008 yılına kadar Mardin'i köy köy gezdim. Yani gerçekten karşılaştırdığımız zaman o günden bugüne kadar çok büyük restorasyonlar yapıldı. Birçok yapı kurtarıldı ama çok yapı olduğu için yetiştirilemiyor. Hem Diyarbakır'da hem Mardin'de başta vakıflar bölge müdürlüğü olmak üzere çok sayıda şey yapıldı, restorasyon yapıldı. Eğer bu hızla giderse inşallah önümüzdeki 5 yıl içerisinde bence restore edilecek artık fazla bir yapımız kalmayacak. Diğer soruya dönersek ülkemizin değerlerine değer katıyorsunuz. Teşekkür ediyoruz, sağ olun, var olun. Daha geniş bir katılım ve tanıtım için neler yapılabilir? Vallahi bu program çok iyiydi. Arkeoloji Haber'e çok teşekkür ediyoruz. Bu tür programlar yapılabilir. Yani evet, korona bizi eve hapsetti. En çok biz sanat tarihçileri, arkeologlar burada. Onu size söyleyeyim. Şey açısından çünkü gezemiyoruz. Yani çok gezmeyi seven kişileriz. Bu tür uzaktan programlar yapılırsa, yani bunlar daha sık yapılırsa inşallah daha iyi tanıtımlar yapmış oluruz. Katılım için de bence biraz daha fazla şey yapmamız lazım. Duyurmamız lazım. Bilmiyorum kaç katılım var ama dünkü katılımlara baktım fena değildi. Aytaç hocam siz ne dersiniz soruyla ilgili? Şimdi özellikle tabii sempozyumlar düzenleniyor. Biz sempozyumlara gidiyoruz. Birçok farklı illerde oluyor. Tabii belli sayıda, sınırlı sayıda katılabiliyor ama böyle bir internet ortamında webinar şeklinde yapılması aslında birçok kişiye ulaşılabilecek durumda. Belki tanıtım açısından ve bu programın izleyici sayısını artırmak açısından birçok farklı platformlarda bunu duyurmamız gerekiyor olabilir. Bu da valilikler aracılığıyla işte valilikler, büyükşehir belediyeleri hani birer aslında resmiyete döküp Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından birçok kamu kurum ve kurumlarına ve özellikle halka duyurulması konusunda bir tanıtım çalışması yapılabilir. Böylece katılımcı sayısı da artacaktır. Daha çok kitleye ulaşacaktır. Yani tabii aslında katılımlar fena değil ama bunun artırılması için aslında direkt olarak tanıtım çalışmalarını özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve diğer paydaşların, diğer kamu kurumlarının bu konuda da bir çalışma yapması olabilir. Evet, Tahsin Hocam siz bir şey söylemek ister misiniz? Şöyle bir soru geldi galiba. Evet. Tadinle ilgili basit eser var mı diye soruyorlar. Evet. Şimdi şöyle Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından her yıl araştırma sonuçları basılıyor arkadaşlar. Bu şu anda en son galiba 40. Araştırma sonuçları basıldı. Biz bu sonuçlarımızı orada paylaşıyoruz ancak bizim de yüzey araştırmamız henüz yeni sayılır. 2017'de başladık. Midyat'ı tamamladıktan sonra bir Midyat araştırma sonuçları kitabı düşünüyoruz. Ancak ben Akademi Edü'de çalışmaları paylaştım. Kitap bölümlerimiz var bu konuyla ilgili. Onlar araştırarak bulunabilir tabii ki. Teşekkürler. Yani çok süreyi geçirmedik. Benim her hocaya bir sorum var eğer mümkünse. Sanırım biraz vaktimiz geçtik ama İrfan Hocam ben şeyi çok buyurun merak ettim. Bu Darı Seven Tüneli yanılmıyorsam. Evet. Nereden nereye gidiyor? Yani bir ya, dağın içinde ve böyle tam fotoğraftan heyecanlandıran şeylerden biri de oydu da hangisini söyleyeyim evet, dedim ya. Evet, ya vaktimiz var saat 10'a kadar devam edebiliriz hocam. Yani sorular gelecekse. Ya bir, bakıyorum evet. Yanında kaya mezarları var. Şimdi
Oradan muhtemelen bir yerleşimle bağlantısı var ama şeyden 40 metreden sonra mıydı? Şu anda tam hatırlamıyorum. 25 veya 40 metreden sonra şey. Ya ben bir de bu tünellere şeylere girmeyi çok seviyorum. Yani inşallah bir sıkıntı yaşamayız. Görür görmez hemen bakıyorum ne var ne yok diye indim yani. Bayağı bir indim sonuna kadar. Ama ondan sonrası tıkalı. Muhtemelen oradan yakındaki yerleşim yerine şey sağlıyor. Geçiş. Sarnıçların Aytaç olduğu bölgeden yerleşim yerine. Aytaç Hoca'ya bir sorum var. Bu şarap içliklerini nasıl tespit ediyorsunuz? Bunun özel bir yani içindeki buluntu topluluğundan mı organik kalıntı analizi mi yapıyorsunuz? O benim çok ilgimi çekti açıkçası. Hani bizim görmemizde çok görmediğimiz bir şey. Tabii de nekropoli alanlarına yakın bulduk. Mesela hem Çınar'da hem de Kocaköy'de bu baraj kurtarma kazısı yaptığımız alanda nekropoli alanına çok yakındı. Yani niye mezarların yakın bir tarafına yapılmış ama topografik özelliklerinden dolayı daha çok. Şimdi ya zeytin ya şarap çünkü akıtma yerlerine kadar var. Yani pres yerleri, akıtma yerleri, dinlendirme havuzları aslında bir kompleks. Benim gösterdiğim Çınar'dan gösterdim kazılmamıştı ama ambar kazısında belki hava fotoğraflarından görmüşsünüzdür. Yan yana 11 tane işlik. Ve şimdi çevrede zeytin yok zaten. Yani bizim kazdığımız çevrede zeytin yetiştirici yok. En yakın işte Derik tarafında var. Biraz bayağı bir uzak kazı yaptığımız alana. Mardin'de var. Diyarbakır'da yok. Ve yakında tabii bağların olduğunu biliyoruz. Hani antik kaynaklarda da biliyoruz. Birçok bağın olduğunu, üzüm yetiştiriciliğinin olduğunu. Bu nedenle hem mimarisinden hem yapısından hem de antik kaynaklardan baktığımız zaman ya zeytin diyeceğiz ya şarap diyeceğiz. Zeytin olmadığına göre bölgede ya da Diyarbakır'da o dönemde de yok zaten. Roma döneminde de yok. Bu nedenle şarap içtiği olarak onları isimlendirdik. Dediğim gibi her türlü bu arada özellikle Ambar Vadisi'nde yaptığımız kazılarda analizleri de yapıldı onların. Oradaki ama birçok defa tabii el değiştirmiş ama harç analizleri çünkü bazıları çok güzel sıvanmıştı. Analizler de yapıldı. Ve karşılaştırdığımız zaman da aslında bu kadar büyük boyutlu bölge dışında çok yok. Şu an yayına hazırlanıyor zaten. Deniz hocamızla birlikte yapıyoruz yayınını. Yakın zamanda da yayınlanacak bu işlikler. Bu nedenle yapısal açısından da büyüklük açısından da aslında önemli örnekler. Güneydoğu Anadolu bölgesindeki sanırım bir 6 ay içinde de ya da 5-6 ay içinde yayın bitti aslında. Şu an şey aşamasında, editorya aşamasında bir yayınlandığı zaman da farklı bir konu olacak. Bir iki cümle bu konuyla ilgili söylemek istiyorum. Ya benim yaptığım araştırmada da çok sayıda işlik var. Ben onları koymadım. Hatta o Darıseven bölgesinde de var, Dicle'de var, Hani'de hemen hemen her ilçede var. Ve çoğu şeye yakın, bağlara yakın bizim aslında üzüm şeyleri, işlikleri. Yani şire dediğimiz üzümün ezilmesinden sonra o çıkan şirenin dinlendirildiği, şarap değil de o şirenin dinlendirdiği işliklerdir. Zaten hemen yukarısında üzümün ezilip ezme yeri var. Oradaki o üzüm suyunun aşağıya akıtılıp ondan sonra tabii şey yapıyorlar. Dinlendirildikten sonra yani Diyarbakır bölgesi özellikle Hani, Kul, Dicle, Bağcılığın çok yaygın olduğu. Bizim kendi köyümüzün ismi de Bağcılar Köyü zaten. Yaygın olduğu şey onlar üzüm şeyleri, işlikleri. Çok teşekkürler. Bende de yaklaşık 50 tane var toplam çalıştım. Çok ilginç gerçekten. Bir soru daha var. İbrahim Yağlı Bey'in sorusu. Ülkemizde faaliyet gösteren yabancı arkeoloji enstitüleriyle işbirliği mevcut mu? Aytaç Hoca'ya gelmiş soru. Tabii şu an aslında yabancı kazılar var, yabancı yüzey araştırmaları var. Yani işte Japon Arkeoloji Enstitüsü, Alman Enstitüsü, Alman Araştırmaları Enstitüsü, Amerikan Enstitüsü, yine enstitülerinin çalışmaları var. Belki tabii işbirliği de söz konusu. Aslında birçok kazımızda yabancı bilim adamları da mevcut. Tabii bu daha da geliştirilebilir. Yabancı enstitülerle işbirliği daha da geliştirilebilir ama şu an Türkiye'nin birçok yerinde Türk ekiplerle birlikte çalışan yabancı ekipler mevcut. Bir soru daha geldi Aytaç Hocam'la. İkinci bölümünü de iki bölüm birlikte yansıtabiliyor muyuz acaba? Hocam okuyabildiniz mi? Evet evet okudum ben. Tabii benim yüzey araştırması dışında kazımla ilgili bir konu. Zerzavan Kalesi, Mitras kültü, Mitraeum'la ilgili bir konu soru anladığım kadarıyla.
Tabii ki bir gezici rahip grubu ve aynı zamanda belki de orada ibadet edenlerin bir kısmı da dışarıdan geliyordu. Çünkü belli dönemler bu törenler düzenlenen bir gizem kültü aslında. Mitras, Roma'nın bir gizem kültü ve özellikle Aktis kültüne de benziyor biraz. Hani Aktis törenlerine benziyor. Bir benzerlikler var Mitras kültüründe de. Ama gizem dini olduğu için yazılı bir belge yok. Daha çok arkeolojik verilere ve anlatılara göre, söylencelere göre biz Mitras'la ilgili bilgiler edinebiliyoruz. Tabii Derzavan Kalesi'ndeki Mitraeum da aslında en iyi korunmuş, dünyadaki en iyi korunmuş Mitras tapınaklarından birisi. Ve ilk giriş törenine ya da Mitras'la ilgili ayinleri açıklaması açısından da önemli. Tabii hem gezici rahipler var zaten o dönemde. Magi diyorlar onlara, aslında biraz da Magi rahipleri diyorlar. Hem de orada ayine katılmak isteyen, yılın belli bir dönemi dışarıdan gelen bir grupta söz konusu. Ama içeride olanı sadece içeridekiler bildiği için ne konuşulduğuyla ilgili ya da törenlerin daha detaylarıyla ilgili bilgi söylememiz çok zor. Sadece arkeolojik verilere göre konuşabiliyoruz. Evet, bir soru daha var Aytaç Hocam. Evet, kaya konutları ile hangi tarih aralığını verebiliriz? Şimdi tabii özellikle Ambar Vadisi'nde biz baraj kurtarma kazısında kaya konutunu da çalıştık orada. Oradaki yerleşim yerlerinde aynı zamanda yüzey araştırmasına da hem Kocaköy'de hem de Çınar'da birçok kaya konutu bulduk. Tabii biz buradaki verileri, seramikleri ve çevresindeki yapılarla birlikte karşılaştırdığımız zaman bunların daha çok Roma dönemi olduğunu gördük. Yani 2. ve 4. yüzyıl arası. Tabii günümüze kadar kullanılmış kaya konutları. Yani günümüzde dahi hala kullanılıyor. Depo olarak kullanılıyor birçoğu. Orta çağda zaten yine yerleşim birimleri olarak kullanılmış. Ama ilk inşa edildiği dönem ne zaman derseniz biz 2. yüzyıldan itibaren 2. ve 3. yüzyıl, yani Roman İmparatorluk dönemi, daha çok Severuslar döneminden itibaren bu kaya konutların inşa edildiğini ve kullanılmaya başlandığını ve günümüze kadar da kullanıldığını söyleyebiliriz. Bir soru daha var sanıyorum ortak. Araştırmalarınız sırasında Göbekli Tepe benzeri kült alanları buldunuz mu? Sorunun devamı var ya da şüphelendiğiniz yerler var mı gibi. Evet, ikinci kısımda yansıdı. Bütün hocalara bir soru ortak soru diyelim. Yani benim araştırmada var ama Göbekli Tepe gibi değil. Mesela Kult'ta o İnkaya bölgesinde bir kaya kültü alanı var. Belki Asur dönemi diyebileceğimiz. Yine Eğil'de Konak köyünde bir kült alanı var. Yalnız Göbekli Tepe gibi değiller. Aslında ben Çayönü Kafataslı bina benim doktora tezim. Göbekli Tepe gibi dikili taşların en erken bulunduğu yerlerden birisi Çayönü, biliyorsunuzdur. Orada özel yapılardan bir tanesinde dikili taşlar var. Sadece Göbekli Tepe gibi üzerinde heykeltıraşlık örnekleri yok. Böyle bir katkımız olsun. Mardin'de zaten bir yer keşfedildi geçen yıllarda, değil mi hocam? Boncuktepe. Boncuktepe'de yine dikili taşlar var ama tabii her dikili taşlı alan Göbekli Tepe gibi mi? Bunu biraz beklemek gerekiyor sanıyorum. Başka İbrahim Yağlı Bey'in, İrfan Hoca'ya bir sorusu var. Bundan sonra onu yansıtacağız. Bölgedeki... Evet, Birol Hocam'ın evet. Bir sorusu var. Tabii biz çalışmamızı evet. Bütünüzle yapıyoruz. Zaten kazı sonuçları toplantısında yayınlıyoruz ama ayrı bir çalışma olarak hem kaya mezarlarını hem kaya konutlarını hem de işlikleri ve sarnıçları çalışma yayına hazırlıyoruz. Yani iki yıldır aslında. Biz yüzey araştırması yapıyoruz, çok yeni. Ama bir yandan da bunları hem kazı sonuçlarında, yani araştırma sonuçlarında yayınlıyoruz. Zaten bütün hocalarımız yüzey araştırmasında elde ettiği sonuçları bakanlığımızın bastığı araştırma sonuçları toplantısında kitap haline getiriyor. Bununla birlikte tekil yayınlarda, daha detaylı yayınlarda ayrı ayrı yapacağız. Ben Birol Hocama da çok teşekkür ediyorum. Veri tabanıyla ilgili söylediği güzel paylaşımdan dolayı da kendisine teşekkür ediyorum. Biz tabii birçok hocamız kullanıyor veri tabanlarını. Biz zaten kazılarda aktif olarak kullanıyoruz. Yüzey araştırmasında da hem çalışacak, bizle birlikte çalışan diğer bilim insanları için hem de bizler için büyük bir kolaylık oldu. Evet, bir soru daha var İrfan Hocama. Eğil'in evet. Uluslararası dini turizm potansiyeli hakkında ne düşünüyorsunuz? İbrahim Bey, öncelikle teşekkür ediyoruz. Dışişleri Bakanlığı'nın bizim Diyarbakır'daki temsilcimiz, büyükelçimiz bize çok katkıları oluyor. Evet, Eğil valla enteresan bir yer. Yani Diyarbakır
Evet, her ilçesi önemli ama Eyl bir başka turizm açısından çok farklı. Üç din içinde kutsal olan bir ilçemiz ve uluslararası din turizmi potansiyeli çok yüksek olan bir ilçemiz. Neden? Çünkü Kur'an'da ismi geçen iki peygamberin %100 diyebileceğimiz, %100 oradadır diyebileceğimiz iki peygamber kabri var. Hazreti Elyas'a ve Hazreti Zülküf. Hazreti Zülküf türbesi üzerinde bulunan kitabe, Anadolu'da bir türbe üzerinde bulunan en erken tarihli kitabedir. Bunlar hem Museviler için hem Müslümanlar için kutsal peygamberlerdir, kabul edilen peygamberlerdir. Hristiyanlar için baktığımız zaman Eylimor Yohana'nın o eğitim gördüğü manastırın bir parçası olan Kaya Kilisesi, Kaya Kilisesi'ndeki o haç ikonografileri, binlerce haç şeyi var, sembolü var. Bunları yan yana getirdiğimiz zaman dolayısıyla Eylül'ün uluslararası dini turizm potansiyelinin çok yüksek olduğunu, eğer biz iyi reklamını yaparsak, daha doğrusu iyi bir tanıtımını yapabilirsek Eylül'ün bu konularda çok ön plana çıkacağını düşünüyorum. Eylül hem inanç, hem kültür, hem doğa turizminin bir arada olduğu bir ilçemiz. Bir soru daha var. Biraz konu dışı ama biz yine de belki önerileriniz olur diye yansıtmak istedik. Van'da da böyle çalışmalar var mı diye soruyor. İlknur Demir. Var. Sizden Van'da. Cevaplayalım. Tabii ki var. Hem arkeoloji bölümümüzün hem de sanat tarihi bölümümüzün kendi alanlarıyla ilgili yörede çalışmaları var. Mesela işte Ağlat, Selçuklu Meydan Mezarlığı, bizim üniversitemiz hocalarımız tarafından kazılan bir kazı alanı. Yine arkeolojideki hocalarımız yine Gülen Ayaz Hoca bu şey Hakkari bölgesindeki yüzey araştırmalarını gerçekleştirdi. Yine Mehmet Top Hocam, doktor öğretim üyesi, kendisi bizimle beraber çalışıyor. Yine o da Hakkari, Şırnak bölgeleri yüzey araştırmalarını yapmıştı. Çalışmalarımız var. Van'la ilgili çalışmalar da var. Ben Tahsin Hoca'ya sorumu sormak istiyorum. Şey olarak. Yapılar çok güzel duruyor gibi. Yani eski taş ustaları hala yaşıyor mu? İçinde yaşayanlar olduğu için mi? Yani nasıl korunuyor kültürel miras bölgede? Şimdi hocam, Süryaniler kendilerini kadim Süryani olarak ifade ediyor. Yani çeşitli dönemlerde merkezi yönetim Mardin'de değişmiş olsa bile kırsal alanda yerleşip toplumun değişmediğini görüyoruz. Dolayısıyla 4. yüzyıldan itibaren başlayan gelenek hala Süryani köylerinde yaşayan cemaat tarafından kullanılan yapılar olduğunu görüyoruz. Ayakta duran kiliselerde hala Süryani cemaatinden rahipler var. Mardin merkezde Deir-i Zafran'da bir metropolit, Midyat merkezde Mor Gabriel manastırında bir metropolit olmak üzere iki tane metropolit alanı var ve bunlara bağlı kiliseler var, vakıfları var. Süryani cemaati aktif olarak kiliseleri koruma adına faaliyetlerde bulunuyor ve tabii yapı içinde yaşadığınız zaman yapıyı da beraberinizde yaşatıyorsunuz. Biz işte gittiğimiz yerlerde yapılacak olan projelerin Kültür ve Turizm Bakanlığı izinleri doğrultusunda yapılması gerektiği bilincini de aşılıyoruz aynı zamanda. Çünkü mesela bunu bilmeyen bazı kesimler işte herhangi bir izin almadan doğru yanlış çeşitli restorasyon faaliyetleri yapmışlar günümüze kadar. Ancak şu yüzey araştırmalarımızla beraber gittiğimiz köylerde, çünkü bir nebze de bir anlamda devleti de temsilen ilk kez köylünün ayağına bir heyet giriyor. Dolayısıyla mesela köylüler bazen olmadık taleplerde bulunan şeyler de oluyor. İşte kanalizasyon sorunlarından tutun, işte arazi sorunları filan bizim bu taleplerimizi ilgili meclislere iletmemiz konusunda yardım talep ediyorlar.
Yani demek istediğim, yazın özellikle yurt dışında kalan stüdyenler kendi yapılarını ziyaret ediyorlar. Ekonomik anlamda destek veriyorlar ve restorasyon konusunda da ısrarcı olduklarını görüyorum. Hala sorular devam ediyor. Geldi soru. Ne durumdayız diye bir sormak istedim. Tamam. Yüzey araştırmaları sonrası kazı yapılacak ilk alan neresi olabilir? Sanırım bu da ortak bir soru. Evet. Ne zaman başlanabilir? Hocalarımız çok yoğun gördüğüm kadarıyla kazı ve yüzey araştırmaları var sanıyorum. Şimdi benim de Aytaç hocamın da ikimizin de hem kazı var hem yüzey araştırması var. Hatta bizim Eğil Kaymakamımız çok ısrar etti. Dedi ki hocam Eğil Kalesi'nde bana sordu ne yapmamız gerekir? Dedim ki kazı başlatmamız lazım. İkinci bir kazıyı Eğil Kalesi'ne başlatalım dedi. Dedim valla ben iki işi zaten beraber yapıyorum. Üçüncü işi yapacak kapasitede değilim. Çünkü bir işi yapınca en iyi yapmamız gerekir. Bütün verileriyle ortaya koymamız lazım. Dolayısıyla Eğil Kalesi'nde de bizim Dicle Üniversitesi'ne Reci Özkaya Bey başlayacak. Şimdi Eğil Kalesi başladı ama benim önereceğim yer o Çermik'teki eski Diyarbakır yerleşimidir. Ama bakalım kimi önereceğiz, nasıl şey yapacağız? Ya kazı çalışmaları biraz da zahmetli bir çalışmadır. Yani şimdi baraj kazılarının bir ödeneği var, rahattır ama diğer çalışmaların eğer yerelde destek yoksa ödenekler kısıtlıdır. Bir sponsorunuz yoksa, bir yerelde desteğiniz yoksa, ben 3 yıldır onun sıkıntılarını yaşadım. Şimdi bu yıl işte yavaş yavaş toparlanıyoruz. Bir de insanlar şunu görmek istiyor. Önce bir bakıyorlar, bunlar, bu hocalar ne yapıyor, ne ortaya koyacak? Ortaya koyacağı şeyler şehrin şeyine yarayacak mı? Ona bakıyorlar. Ya benim görev süremde işe yarayacak mı? Buna bakıyorlar, ondan sonra destek veriyorlar. Dolayısıyla biraz şey oluyor, biraz zor oluyor. Yani inşallah başka arkadaş, Tahsin Bey'in kazısı yok, Tahsin Bey'i hemen bir yere önerebiliriz yani. Başvurularınız var ama yani tabii dediğim gibi Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izinleri ve imkanları doğrultusunda olan bir şey. Yani biz tabii ki kendi alanımızı, kendi böyle çalışma alanlarımızı, önemli gördüğümüz yapıları, restorasyonu bir an önce başlatmak istiyoruz ve sanat tarihçi olarak en yüksek duyarlılığa sahip olan kesim olduğumuza inanıyorum. Ancak bizi aşan durumlar olduğu zaman da çaresiz kalıyoruz. Yani bekliyor, beklemede kalıyoruz. İşte şartlar el verdiğince. Evet. Bizim çalışmalar yani biz birçok alan, yeni alan tespit ediyoruz. Mesela tabii benim de kendi kazım var. Zerzevan Kalesi var. Cumhurbaşkanlığı kararlı bir kazı. Yine Ambar Vadisi'ndeki baraj kurtarma kazısı bitti. Şimdi Silvan'da bir baraj kurtarma kazısı başlayacak. Yüzey araştırması var. Tabii biz birçok işi bir arada yapmamız çok zor. Sadece yani belli yani ekiplerimiz var ama bu kadar işi yürütecek de tabii yani hepsini birden yapmamız imkansız. Biz ne yapıyoruz? Tespit ediyoruz alanları. Bizden sonra çalışacak kişilere aslında bir nevi yol gösteriyoruz. Şimdi nereyi kazılır denilebilirse, mesela Meydan Köyü'ndeki o 135 sarnıcın bulduğu alandaki yerleşim yerinde bir kazı yapılabilir. Birincisi bu. İkincisi de bu tabii benim alanım değil. Protohistoria ya da prehistoria'nın alanına girebilir. Herhalde Neolitik dönem diye düşünüyorum ben oradaki alanı, çünkü seramikler de vardı. Bu obsidyenli tarla dediğim yer, yani inanılmayacak derecede yani tamamen obsidyenden oluşan bir tarla düşünün, sürülmüş bir tarla. Mesela orada da kazı yapılması belki orayla ilgili verileri de çok sağlıklı bir şekilde bölgenin en azından Neolitik ya da hangi dönemi bilmem, Paleolitik dönemi, Neolitik dönemiyle ilgili önemli veriler sağlayacaktır. Dediğim gibi aslında bizim çalışmalarımız bizden sonra yapılacak çalışmalara öncü niteliğindedir, yol göstericidir. Biz bu alanları, yeni alanları tespit ediyoruz, bilim dünyasına sunuyoruz. Bu alanda çalışacak bilim insanları da bu çalışmalardan yola çıkarak mutlaka birçok alanda kazılar başlatacaktır ilerleyen dönemlerde diye düşünüyorum. Biz aslında bir nevi yol açıyoruz. Benim hemen bir sorum olacak. Bu obsidyenli tarla Ambarlı Barajı'nın suları altında kalacak bir yer mi? Yok, hayır, kalmayacak. Zaten baraj altında kalacak alanlarda kazı çalışmaları yapılıyor. Yapıldı da. Büyük bir kısmı bitti. Tamam, şimdi bu hocamız da bu sezon bitiriyor. Orası su altında kalmıyor. Tamam, su altında kalacak yerlerde çalışmalar yapıldı. Tamam.
Onu söyleyeyim. Tamam. Çok güzel. Birkaç sorumuz daha var. Devam ediyor. Gerçekten çok keyifli. Ondan sonra oturumu tamamlayalım isterseniz bu sorulardan sonra. Tahsin Hocam'a soru gelmiş. Süryani cemaati tarihte Hristiyanlığa geçen ilk kadim topluluk olma özelliğini mi gösteriyor diye bir soru. Şu şekilde doğrudur. Süryaniler topluluk olarak Hristiyanlığı ilk erken dönemlerde kabul eden bir toplum olarak geçiyor. Şu şekilde biliyorsunuz Paulus 12 havari arasında yer almıyor ama Anadolu'ya Hristiyanlığı erken dönemlerde yayan bir havari özelliği taşıyor. Ve Abda Krallığı, Urfa'da bulunan Abda Krallığı aracılığıyla Hristiyanlık yayılmaya başladıktan sonra Süryaniler bu Trabzin dediğimiz bölgede işte dağlara çekilen, özellikle işte inzivaya çekilenler olarak adlandırılan Trabzin kelimesi ile beraber biraz da Roma merkezi yönetiminin de uzakta olması sebebiyle erken dönemlerde Hristiyanlığı kabul eden topluluk olarak geçmektedir. Çok teşekkürler. Bir soru daha olması lazım. Evet. Van Gölü ile insan ilişkisi, göl kıyısı yerleşimleri, balıkçılık üzerine araştırmalar var mı? Ortak yanıtlamak isterseniz. Ya ben de 100. yıl mezunuyum ama bu Tahsin Hocam halen orada yaşıyor. Tahsin Hocam düşecek. Ben 20 yıl Van'da kaldım yaklaşık. Biz de Diyarbakır'da olduğumuz için hani bu soruyu Tahsin Hocamız cevaplayacaktır. İnci kefali biliyorsunuz çok önemli bir balık türü. Bizim Van Gölü'nde bulunan tek balık türü diyebiliriz. Bununla ilgili Mustafa Hocam vardı. Onunla ilgili bayağı çalışmaları oldu. Hatta inci kefalinin yaşaması için köy köy gezip bu balıkçılık kültürünü aşılama açısından bir projede yaptı. Bu anlamda tüm Van kıyı çevresini dolaşarak inci kefalinin günümüze kadar ulaşması noktasında epey gayretleri olduğunu biliyorum. Kendisi üniversitemizden ayrıldı ama çalışmalarının sürdüğü konusunda bilgilerim var yani. Bir soru daha var. Ferit Altın'dan geliyor. Teşekkür ediyor. Geçmişin araştırmaları verileriyle günümüz ve gelecek için hangi bilim alanlarında tarih, mimar vesaire ne tür faydalar sağlayabilir diyor. Evet, istiyorsanız ben başlayayım. Diğer arkadaşlar devam eder. Evet hocam, buyurun. Biz araştırmaya çıkmadan önce ne yapıyoruz? Kaynak taraması yapıyoruz. Mesela Evliya Çelebi, Allah rahmet eylesin, o kadar çok işimize yarıyor ki. Ondan sonra bizde Diyarbakır'da yerel bir tarihçi var. Basri Konyar. Onun yazdıkları. Yabancı seyyahlar geçmişse mesela Taylor diye bir doktor var bölgede. Gezmiş. Gittiği yerlerde kısa kısa da olsa notlar almış. Çok işimize yarıyor. Yani önceki yapılan araştırmalar gelecekteki yapılacak araştırmalara bir zemin hazırlıyor, bir köprü oluşturuyor. Önemli özelliklerinden biri bu. İkincisi, ki şu anda biz bile bunu yaşıyoruz. Mesela gidiyorum şu anda, bir 5 yıl önce gittiğim yerdeki kitabe yok, bulamıyoruz. Veya yapı bir şekil yıkılmış. Biz bu yapıları, bu tarihi eserleri belgeliyoruz. En azında bunlar günümüze arzu ederiz ki hepsi gelecek nesillere ulaşsın. Yapının kendisi ulaşamasa da bizim yaptığımız bu çalışmalar bir sonraki nesile miras olarak kalacak. Gerçekten yani çok önemli çalışmalar. Ya biraz da şunu söyleyeyim, yani Diyarbakır için söyleyeyim, birçok şeyde öyle. Araştırma yapmak için çok fazla düşünmemek lazım. Biraz deli olmanız lazım. Çünkü mesela bu yıl Lice'ye gireceğiz. Lice'de çok da veri bekliyoruz, onu söyleyeyim. Dağ, taş gezmek zorundasınız. Coğrafya, dağlık, çok yürümeniz gerekiyor. Güvenlik sıkıntısı oluyor. Ama bütün bunlara rağmen siz belgelediniz mi bir sonraki kuşağı bugünkü halini çok rahat yansıtabiliriz. Dolayısıyla birinci şey bu oluyor. İkincisi de aslında ilimizde, ülkemizde
ne kadar kültür eseri olduğunu, kültür potansiyelinin ne kadar yüksek olduğunu da belgelemiş oluyoruz. Ve diğer bölgelerde çalışan, yayın yapan arkadaşlara da şu fırsatı sunmuş oluyoruz. Bu bölgedeki eserlerle o bölgelerdeki benzer eserlerin de karşılaştırma fırsatlarını onlara sunmuş oluyoruz. Aytaç Hocam, var mı eklemek istediğiniz bir şey? Şimdi tabii biz çalışmalar yürütürken öncelikle antik dönem seyyahlarına ve antik dönem yazarlarına bakıyoruz. Aslında onların verileri bizim için çok önemli. Çünkü birçoğu, verdikleri bilgilerin birçoğu belki günümüze ulaşamıyor. Ya da tarif ettiği yapıların büyük bir kısmı belki günümüze o dönem tarif ettiği şekilde ulaşmıyor. Özellikle kazılarda, restorasyonda, çalışmalarda, araştırmalarda biz tarihi verilerden faydalanmak zorundayız. Öncelikle zaten bu verileri değerlendiriyoruz. Ben hemen bir örnek vereyim aslında, çok eskiye gitmeyelim. Mesela 1973 yılında bir Alman geliyor mesela, Zerzavan'dan bir fotoğraf çekiyor. Şu an yıkılmış bir yapı ama o dönemde ayakta, düşünün. Ve 1975'te yapı yıkılıyor, 75'e kadar ayakta. Eğer yani o yapıyla ilgili başka bir fotoğraf da yok elimizde öncesine ait. Eğer o çekmeseydi o fotoğrafı, şu an rahmetli oldu kendisi. Biz tesadüfen bulduk ve o fotoğrafları aldık. Şu an mesela restorasyon çalışmaları başlayacak o yapıyla ilgili. Elimizde çok önemli bir veri oldu. Yani hem antik dönemde hem de günümüzde belki bir fotoğraf karesi bile bizim çalışmaları yönlendirmemizde büyük bir katkı sağlıyor. Bu nedenle biz tabii ki bizden önceki yapılan her türlü çalışmayı, çalışma olmasa bile en ufak bir bilgi notu, en ufak bir hani o alanla ilgili yazılmış bir şey dahi, yani alandan dahi olmasa bile onların hepsini dikkate alarak çalışmalarımızı o doğrultuda yönlendirebiliyoruz. Bu nedenle hem günümüz çalışmalarıyla antik dönem çalışmaları ya da seyyahların verdiği bilgiler ya da gezginlerin verdiği bilgileri biz sağlam bir zemine oturtarak çalışmalarımızı o yönde devam ettiriyoruz. Bu nedenle de aslında eskiyle yeni ya da eski bilgilerle şu an yeni yapılan bilgileri harmanlayıp biz bunu çalışmalarımızda kullanıyoruz. Bu nedenle çok önemli. Aslında hocam, sizin eklemek istediğiniz bir nokta var. Şimdi de hocalarına tabii ki katılıyorum. Benim de mesela örnek verebileceğim bölgemle ilgili. Gertrude Bell mesela örneği. Yine seyahat ama aslında ajandır. İngiliz misyoneri bizim bölgelere geliyor. İşte arkeoloji kimliğiyle çektiği fotoğraflar günümüz için mesela çok önemli karşılaştırma yapabilmek adına. O yüzden o çalışmalar önemli. Gerek Anadolu seyahatları, gerek yabancı yurt dışındaki işte yabancı uyruklu seyahatların çalışmalarına önem veriyoruz. Kronoloji de bizim için çok önemli. Kronoloji olmadan tarih eseri nitelendirmek çok sıkıntı yaratacak bir nokta. O yüzden kronolojiyi, toplum sosyolojisini bildiğiniz zaman bu bir bütün olarak sanata yansıyan şeyi görebiliyoruz. Yani bize de şu an biz yansımaları görüyoruz ama tarihi bildiğimiz zaman, bunları birleştirdiğimiz zaman bütünsel olarak bilgiler oturmuş oluyor. İşte Mardin örneğini ele alacak olursak, biliyorsun İslam mimarisiyle beraber bir sanat alanında değişik görünür mimari ortaya çıkıyor. Hristiyan mimarisiyle. Köylere baktığınız zaman merkezi yönetim köylere çok fazla şey olmadığı için köydeki kırsaldaki mimari değişmemişken merkezdeki mimarinin yönetimle beraber değişkenlik gösterdiği, bu da işte zamanla tarihsel olarak elde ettiğimiz bilgilerle pekişmektedir. Teşekkürler. Son iki soru diyelim. İki soru daha var. İlknur Demir'in sorusu, tarihi yapıların baraj altında kalmaması için yaptırımlarınız oluyor mu diye bir sorusu var. Yine İlvan Hocam'dan başlayalım o zaman. Ya valla şu barajı yapanlar önce sormuyorlar bize ne oluyor biliyor musunuz? Şimdi diyorlar ki barajı yapmaya karar verdik. Siz hocalar olarak şöyle bir bakın, ne yapabilirsiniz, nasıl belgeleyebilirsiniz? Aslında burada şöyle bir şey olsa iyi olacak. Yani bu işle ilgilenen hem hocalar hem bürokratlarımız bir araya gelip bir fikir alışverişi yapılırsa eminim birçok barajda birçok eser kurtarabiliriz. Yani alternatif, evet, baraj yapılması gerekiyor. Burada hem fikiriz ama bizim tarihi eserlerimizin, doğal güzelliklerimizin en az etkileneceği şekilde
tasarlanma imkanı varken o yolu seçmemiz daha iyi olur. Yani bir önceden sorsalar aslında bazı şeyleri şeyler yapılabilir ama dediğim şekilde yapılıyor. Ondan sonra bize de o eserleri kurtarmak kalıyor artık. Belgeleyip kurtarmak kalıyor. Aytaç Hocam. Şimdi ben hem şu an Diyarbakır'da yapılan Ambar Barajı ve Silvan Barajı Bilim Komisyonu'ndayım. Tabii biz bir rapor hazırlıyoruz öncesinde, alanı geziyoruz, alanda kurtarılması gerekli kültür varlıklarını belirliyoruz ve daha sonra da tabii sadece biz değil, birçok hocamız, bilim insanı hocamız çalışmalarını yürütüyor. Biz mümkün olduğu kadar minimum etkilenecek tarzda çalışmaları yürütüyoruz ve yoğun bir çalışma yapıyoruz. Aslında normalde kazı sezonu daha kısayken baraj kurtarma kazılarında biraz daha imkanların da hani biraz daha iyi olması sebebiyle daha uzun süre ve daha fazla bilim insanıyla birlikte çalışma imkanı buluyoruz. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Öncelikle onu söyleyeyim. Ve mümkün olduğu kadar da çalışmalarımızı genişletiyoruz. Yani sadece belli alanlarda yoğunlaşmıyoruz. Aslında barajın bütün hattında çalışmaları yürütüyoruz. Ve mümkün olduğu kadar da kazı çalışmalarıyla kültürel varlıkların kurtarılmasını sağlıyoruz. Aslında bu da bizim aslında önemli görevlerimizden birisi. Ve birçok hocamız, birçok bilim insanı hocamız da baraj kurtarma kazılarında çalışıyor ve elinden geleni fazlasıyla da yapıyor hem kendisi hem de ekibi. Evet, Tahsin Hocam siz bir şey eklemek ister misiniz? Hocalarıma katılıyorum. Ben de bir bilgi eklemek istiyorum. Mesela Mardin'de yapılmış olan erken dönemli yüzey araştırmalarına baktığımız zaman Ilısu Barajı civarında ve o rotasyonda yapıldığını görüyoruz. Yani amaç nedir aslında bunları kurtarmak? Şimdi tabii şöyle bir şey de var. Su olanaklarının yoğun olduğu bölgelerde de tarihsel bir yoğunlaşma yani bir şehirleşme olduğu, tarihi yapıların su kıyılarında olmuş olması sebebiyle böyle bir zarar oluşuyor. Yani toplum su olanaklarının yakınlarının da yerleşim yerleri yapıyor. Dolayısıyla baraj yapıldığı zaman da mecburen o mimari doku da suyla beraber zarar görüyor. Tabii temennimiz baraj yollarının değişmesi ama bu biraz herhalde mümkün görünmüyor. Çünkü neredeyse bir vadiyi değiştirmeniz gerekiyor. Bu da farklı sebeplere yol açıyor. Temennimiz tüm disiplinler arası konuların beraber görüşülmesi. Yani baraj yapılacağı zaman da sonrasında da işte alınabilecek önlemlerde de sana gerek arkeolog akademisyenlerin gerek sanat tarihçilerin beraber hareket etmesi. Ama bizim şu anda galiba karar verildikten sonra yapabileceklerimizin neler olduğu konusu. Çok teşekkürler. Tabii planlama aşamasında arkeologların daha etkin olması sanıyorum hepimiz açısından hem meslek grubunun daha çok istihdam edilmesi, hem kültürel mirasın daha iyi belgelenmesi, belki daha iyi öneriler, daha güzel çözümler önerebilir. Arkeologların bu açıdan planlama aşamasında etkin olmasını ben de şahsen çok istiyorum. Sorular devam edecek. Sanırım devam edersek sabaha kadar çok keyifli bir konu. Saati 10 ettik. İsterseniz tamamlayalım. Yarın 5. oturumla devam edilecek webinara. Oturumlar yine saat 13'te, 1'de başlayacak. Bütün izleyicileri yarın da aynı heyecanla bekliyoruz. Hepinize çok teşekkürler. Arkeoloji Haber'e de ayrıca tekrar teşekkürler. İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkürler.